Taner hocam merhaba. Merhaba Selim, merhaba. Evet, şimdi ben önce bir sayın seyircilerimize bir merhaba diyeyim. Değerli seyirciler, biz televizyonda bir format değişikliği yaptık. Murat Dağdelen haftanın 7 günü çalıştığından dolayı, bir de ayrıca program için çalışması gerektiğinden dolayı yani en azından uzun bir süre programa katılmayacak. Biz bundan dolayı format değişikliği yaptık. Bugünden itibaren veya bu haftadan itibaren her hafta bir konunun uzmanıyla sohbet etmek istiyorum ben. Bu hafta sevgili Taner Akçam'la Ermeni jenosidiyle ilgili bir sohbet yapmak istiyorum. Önce size Taner Akçam'ı tanıştırmak istiyorum. Taner 1953'te Adrahan'da doğdu. Sorumlu yazı işleri müdürü olduğu Devrimci Gençlik dergisindeki yazıları nedeniyle Mart 1976'da 10 yıla yakın hapis cezasına mahkum edildi. Mart 1997 Ankara Merkez Cezaevinden firar etti. 1988'de Hamburg Sosyal Araştırmalar Enstitüsü'nde şiddet, kültür ve insan hakları konularında çalışmaya başladı. 1991'de yayımlanan Türk Ulusal Kimliği ve Ermeni Sorunu. Ermeni sorunu etrafındaki çalışmaların başlangıcına denk düşer. 1996'da Hannover Üniversitesi Sosyoloji ve Tarih doktorası alan Akçam, Ermeni soykırımı ve Türk milliyetçiliği konusunda çok sayıda çalışmaya imza attı. Taner Akçam, 2008 yılından beri Clark Üniversitesi Tarih Bölümü Holocaust ve Soykırım Çalışmaları Merkezi'nde bulunan Kolosdiyan Mugar kürsüsünde çalışmalarını sürdürmektedir. Yayınlanmış Türkçe kitaplarının bazıları İnsan Hakları ve Ermeni Sorunu, Kanunların Ruhu, Ermeni Meselesi Hal Olmuştur, Ermenilerin Zorla Müslümanlaştırılması, Naim Efendi'nin Hatıratı ve Talat Paşa Telgrafları isimli kitapları veya çalışmaları yayınlanmıştır. Sevgili Taner'le biz uzun süreden beri tanışıyoruz. Eskiden kendileri Hamburg'da kalıyorlardı. Bizim ortak bir dostumuz vardı. Helmut Obedik, Allah rahmet eylesin. Çok Evet. iyi bir insandı. Biz zaman zaman dertleşirdik. Kendisiyle böyle çok benzer yönlerimiz vardır. Onun için biz geçmişte 12 Eylül öncesi konuları, 12 Eylül sonrası konuları uzunca tartışmıştık. Şu anda kendisinin kitabı üzerinde sizinle tartışacağız herhalde. Taner Akçam gerçekten bir belki ilke imza attı. Yani Türkiye'de bildiğimiz gibi bize ezberletilen resmi bir tarih vardı. Daha çok yalanlardan oluşurdu. Ermeniler konusunda zaten herkes suskundu. Yani öyle bir tarih de yoktu. Veya eğer vardıysa Ermeniler biz Kürtlerle Türkleri katletmişti. Öyle bize anlatılmıştı. Kendisi bu konuda çok sağ olsun hepimizi aydınlattı. Bu yönüyle kendisine teşekkür ediyorum. Bugün yani katledenlerin torunları Taner Akçam'ı fazla sevmezler. Ama mağdur duruma düşen katledilenlerin torunları ise onu seviyorlar. Bu ilginçtir. Onun için önce kısa bir film bu konuda reji mümkünse bir ekrana getirsin. O filmi izleyelim. Ondan sonra konuyu tartışmaya başlayalım. The United States has a spot to kill
to support the denialist regime in Turkey by officially recognizing the Armenian genocide. The United States could lend its moral and political weight to encourage Turkey to come to terms with its history, to further embrace democratization and to contribute to its... Taner Akçam bizim arkadaşıdır. Çok seviyorum. Ben tanırım, Akıl'ı çok seviyorum. Her şeyden önce bence çok iyi bir insan. Mükemmel bir scholar tabii ki ve iyi bir baba aynı zamanda. Taner'le arkadaş olmamdan iftihar ediyorum. Öyle bir insan az bulunur. Ve Taner'in yaptıklarını hiç kimse yapamamıştır. Taner'le çok 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 uzun zamandır tanışıyoruz. Adım Rafi Bedrosyan. Toronto, Kanada'dan geldim Taner Akçam'ın bu şeref gecesine katılmak için. Taner'i Amerika'ya geldiği günden beri tanıyorum ve yaptığı inanılmaz işler sayesinde Türkiye Cumhuriyeti'nin inkar politikasına karşı en büyük silahları Taner'in sayesinde hem Türkler hem de bütün dünya tanımış oldu. Çok müteşekkirim ki bu biraz geç kalmış armağanı onurlandırmayı nihayet yapabildik Taner için. Bu akşam Taner Akçam'ın gecesindeyiz. Çok güzel bir gece oldu. Taner Bey Ermeni halkı için çok önemli bir iş yaptı. Yapıyor da hala. Bizler ona çok şey borçluyuz. Çünkü bir Türk olarak bizim sesimizin duyulmasını sağlaması çok çok önemli. Ve bu akşam sanırım biz de Ermeni toplumu olarak sanırım teşekkürlerimizi gösterdik kendisi. Özellikle doğum gününde burada olmamız çok güzel bir tesadüf oldu. Kendisini tanıdığım ve kendisiyle arada bir görüştüğüm için çok çok mutluyum. Teşekkürler. Çok derin ve geniş bilgisi olduğu için kolayca her şeyi buldu ama çok uzun süredir bunun üstünde çalışıyor. Hiç bilinmeyen şeyler meydana çıkarıyor. Ben sıradan bir tarihçinin yapması gereken işi yapıyorum. Yani bazen içimden hakikaten öfkelenmek geliyor. Üzülüyorum. Allah belasını versin diyorum. Bir tarihçinin sıradan yaptığı bir iş bu kadar büyük bir anlam kazanıyor. Bütün bunlar Türkiye Devleti'nin kendi tarihiyle yüzleşmemesinin dolaylı sonuçları, üzücü sonuçları. Ermeni insanının benim yaptıklarıma gösterdiği ilgiyi, alakayı, sevgiyi, desteği gördükçe yani yerin dibine geçmek geliyor benim içimde. Öyle söyleyeyim. Taner bizim için büyük bir kıymetli. Bilhassa kendisi bu genosayt işine inanmıştır. Kalpte inanmıştır. Ona Allah'tan benden fazla sene. Evet. Evet sevgili Taner, isterseniz önce sizin kitabınızın ön sözünden başlayalım. Çünkü siz bir tarihçisiniz. Tarihçiler genellikle belgelerle konuşurlar. Duygularla konuşmazlar. Ama sizin ön sözünüz çok duyguludur. Ben onu kısaca, zaten kısadır. Kısaca bir özetleyeyim. Sevgili Hrant, 1910 5 soykırım mıdır değil midir tartışmalarından uzak durdu. Yarı alaylı ben milletimin başına geleni biliyorum. Siz ne derseniz deyin derdi. Bu topraklarda bir millet yaşıyordu. Şimdi yok. Köklerinden kopardılar. Bir ağacın kökünden koparılması gibi bir milletin hayatına son verilmesini, bir yaşamın yok edilmesini kelimelere sığdıramam. Önce bunu anlayın. Bulacağınız hiçbir kelimenin bu insani dramı anlatmaya yetmeyeceğini düşünüyorum. Soykırım kelimesini bir kere o kadar çok köşeye sıkıştırıldığın için kullandın. O da çok köşeye sıkıştırıldığın için kullandın ve hemen dava açtılar sana. Madem ki öyle istiyorsunuz, peki o halde buyurun.
Evet, 1915 soykırımdır diye savunma yapmaya karar verdim. Ben davayı tam bir tarih kürsüsüne çevirmek istiyorum. Taner, lütfen hazırlan ve beraber hazırlanalım. Düşündüğüm şu, evet soykırımdır diyeceğim ve tek tek madde madde dizerek savunma yapacağım. Soykırımdır çünkü, soykırımdır çünkü öyle bir savunma yapacağım ki burada tarihi yargıladıklarını kendilerine göstereceğim. Yargıladıkları ben değil, tarihtir. Tarihi yargılayanlar, bu kitap senin yapmak istediğin savunmanın bir parçası olsun Hrant. Ve bir daha soykırım dediği için hiç kimse öldürülmesin demişsiniz. Evet. İlk sorumu size sormak istiyorum. Soykırım nedir? Soykırım belli bir grubun, bu bir devlet olabilir, bu bir etnik grup olabilir, belli bir örgütlü grubun başka bir etnik, din, ırk grubunu toptan veya kısmen imha kaydıyla ortadan kaldırmak istemesi eylemidir. 1948'de Birleşmiş Milletler'de soykırım bir kanun olarak kabul edilmiştir. Bu bugün uluslararası ceza hukukunda bir madde olarak hemen hemen her ulusal devletin ceza hukukunda da vardır. Türk ceza hukukunda da örneğin artık soykırım maddesiyle karşılaşıyoruz. Önemli olan burada etnik din gruplarının kısmen veya toptan imha edilmesidir. Soykırımın özet tanımı budur. Evet. Siz Ermeni soykırımını 3 aşamada gerçekleştirildiğini söylüyorsunuz. Ve bunun 1894 ile 1923'e kadar devam ettiğini, yani bu süreler içerisinde 3 kere soykırıma uğradığını söylüyorsunuz veya bu soykırımın 3 dönemde tamamladığını söylüyorsunuz. Bize bunu anlatır mısınız? Hangi dönemlerdir? Şimdi genel olarak soykırım bir tek bir olay olarak anlaşılır. Herkes zanneder ki A olayı B olayı soykırım mıdır değil midir? Ermeni konusunda da işte 1915 ile 18 arasında büyük öldürmeler olmuştur. 1915-18 arasına soykırım denir mi denmez mi? Aslında soykırım kavramını ilk bulan kişi Rafael Lemkin'dir ve o zaten kavramı bulurken de bunun bir süreç olduğunu söylemiştir. Yani bir süreç olarak soykırımdan bahsedilmek gerektiğini söyler. Nedeni de bir sosyolojik vaka tabii. Yani bir sabah kalkıp ben bugün birisini öldüreceğim veya ben soykırım yapacağım demez topluluklar, partiler veya devletler. Bu uzun bir gelişmenin sonucudur. Peki Türkiye'de Ermenilerin imha edilmesi, bir tek Ermenilerin değil Hristiyanların imha edilmesi hangi sürecin, hangi aşamaların ürünüdür? Benim iki tane kitabın girişinde iki tane merkezi tezim var. Birisi Ermenilerin öldürülmesi ve imha edilmesi tek başına olmuş bir olay değildir. Bu Anadolu'daki Hristiyan nüfusun imha edilmesi ve yok edilmesidir. Yani birincisi Anadolu'da nüfusun %25'i, hatta %30'una yakını Hristiyandı ve bunlar dönemini istediğiniz bir zamandan başlatabilirsiniz. Ben 1878'den başlattım. 1923 Lozan Anlaşması'dır. Bu ara dönem içerisinde bu %30 nüfus imha edildi. Yok artık bu nüfus Türkiye'de. Şimdi 0.00 noktalık bir küçük bir duruma düştü. Peki niye 1878? Çünkü Berlin Anlaşması. Sembolik bir değeri olduğu için Berlin Anlaşması'nı seçtim. Berlin Anlaşması'nın 61. maddesinde Osmanlı Devleti Ermenilere yönelik yapılan saldırılardan dolayı Ermenileri koruma sözü verir yabancı devletlere ve bunun içinde reformlar yapacağını söyler. Fakat bu reformları hiçbir zaman yapmadılar ve zaten hemen bu Berlin Anlaşması'ndan sonra bunu
bizi dinleyenler 1960'lı 70'li yılların Türkiye'sine benzetebilirler. Bir sürü Ermeni sol örgütü çıktı. Bu Ermeni sol örgütü gerilla mücadelesine başladı. Bunlara bugünkü deyimde terörist de deniyor biliyorsunuz. Abdülhamit de o dönemde terörist dedi bunlara. Ve daha sonra bu eylemlerin sonucunda ilk büyük Ermeni katliamı oldu. 1894-97 birinci büyük dalgadır ve 100 binin üzerinde Ermeni öldürülmüştür. İkinci büyük dalga 1909 Adana katliamıdır. 20 bin civarında Ermeni öldürülmüştür. Üçüncü büyük katliam 1915-18'dir. Bu dönemde de 1 milyon civarında Ermeni öldürülmüştür. Bu arada özellikle 1912-13 yıllarında Balkan Savaşı'nı takip eden yıllarda yüz binlerce Rum. Evet, onu soracağım. Yani şimdi orada da onlar da eklendi. Bitirelim şöylece bu süreci. 1924'te Lozan Anlaşması'nda varılan bir mutabakat gereği 1 milyon Anadolu Rumuyla 500 bin Yunanistan'dan gelen Müslüman değiş tokuş yapıldı ve bu anlamda birinci dönem bitti. Ben bu anlamda bir süreçtir dedim bu sürece. Şimdi siz gayrimüslimlerden bahsettiniz. Yani biz okullarda bize öğretilen tarih kitaplarında Osmanlı'da bayağı hoşgörülü bir toplumdu diyorlardı. Gayrimüslimlere de çok iyi davranılıyor deniliyordu. Ama sizin kitabınızda ben çok yeni şeyler öğrendim. Gerçekten Osmanlı İmparatorluğu'nda bilhassa bugünkü Türkiye'de veya bugünkü işte Kürdistan'da yaşayan Hristiyanlara karşı gerek Ermeni gerek Süryani gerek Keldaniler olsun ne gibi bir muameleye tabidiler, insan Müslüman ile işte o günkü deyimiyle kafirleri birbirinden nasıl seçebiliyordu, nasıldı? Şimdi Osmanlı Devleti çoğulculuk esasına dayanmıştı. Genel bir vatandaşlık prensibi yoktu. Müslüman bir devletti. Devletin dini İslam'dı. Onun içinde Hristiyanlar ikinci sınıf vatandaştılar. Yani eşit ve eşdeğer değillerdi. Ermeniler veya genel olarak Hristiyanlar, Süryaniler ve Rumlar Müslümanlarla eşit ve eşdeğer görünmüyorlardı. Hakları yoktu. Nedir bu haksızlıklara verilebilecek örnekler nelerdir? Örneğin hiçbir Hristiyanın mahkemede ifadesi kabul edilmezdi. Bu Şafii hukukuna göre değişiktir, Hanbeli hukukuna göre değişiktir, Hanefi hukukuna göre değişiktir. En yumuşağı Hanefi hukukudur. Hanefi hukukuna göre bile bir Hristiyana karşı bir Müslümana karşı iki tane Hristiyan bulman lazım ki şahitliği kabul edilsin. İşte Hristiyan evinden yüksek ev yapması yasak, Müslüman mahallesine bakan yerde cami yapması yasak, bir Müslüman geçerken ata binmesi yasak, Hristiyanın bir Müslümanla evlenmesi yasak. Yani bugünkü günümüz anlamında bakarsanız Güney Afrika ile kıyaslamanız gerekir. İkinci sınıf vatandaştırlar. Peki elbise konusunda da yani farklı elbise, farklı şapka, farklı ayakkabı giydirme gibi durumlar da söz konusuymuş. Bunu bütün padişahlar her dönem mutlaka uygulamadılar. Ama şimdi toplum farklılık esasına oturduğu için bir toplum trenlerden oluşan farklı kompartmanlardan oluştuğu için ve bir hiyerarşi olduğu için üstte duranla altta olanın fark edilmesi lazım. Yolda yürüyorsun. İşte yolda yürüdüğün zaman Müslümanla Hristiyanın fark edilmesi lazım. Bırakın yolda yürürken giydikleri elbise, şeye girdikleri zaman banyoya giriyorsun, hamama gidiyorsun. Eski zamanda hamam vardı. Bütün erkekler hamama çıplak giriyorlar. O zaman bile giydikleri peştemal, takunya, özel bir işaret takarak boyunlarına kendilerinin farklı olduğunu göstermek zorundaydılar. Hayatın her alanında ciddi bir biçimde aşağılanma vardı ve bizde öğretilen hoşgörü şuydu. Yerini bileceksin, haddini bileceksin. Bugün dikkat edin, kadın erkek konusunda da öyle değil midir? Biz kadınlara çok toleranslıyız ama haddini ve yerini bilecek. Onun yeri mutfaktır.
Mutfaktan çıktığı zaman basarız tokadı. Şimdi Hristiyanlar da 19. yüzyılda mutfaktan çıkmak istediler. Dediler ki böyle ikinci sınıf vatandaş olmaz. Hele Fransız devriminin de etkisiyle eşit olalım. Hepimiz eşit olalım. Askere gideceksek biz de gidelim. Vergi vereceksek biz de verelim. Eşit ve eşdeğer statüde yaşayalım. Buna müsaade etmediler. Kürt meselesiyle de bu bağlantıyı buradan kurabilirsiniz bugün. Bugün Kürtler de Türkiye'de başka bir şey istemiyor ki. Eşit ve eşdeğer. Kanunda Kürt'ü eşit görmeyen her şeyi kaldırın. Ben Türk'le eşit ve eşdeğer yaşamak istiyorum. Dilimi konuşayım, haklarımı bana verin. Bu toleranslı devletimiz vermiyor. Haddini bileceksin diyor. Yerini bileceksin. Evet, peki siz kitapta sık sık Türk ve Müslüman hoşgörüsüzlüğünden söz ediyorsunuz. Biz bundan ne anlayalım? Şimdi soykırımın ana sebeplerinden birisi Türklerin ve Müslümanların, ki o dönem buna Kürtleri de katabiliriz. Bu çok önemli bir husus. Şimdi biz Türk-Kürt diye bugün konuşuyoruz ama 1900'lü yıllarda, 19. yüzyılda insanlar kendilerini esas olarak Müslüman anlıyorlar zaten. Müslüman hoşgörüsüzlüğü diye bakmak gerekiyor. Şimdi ben geçen bir çok değerli bir genç akademisyenin doktora çalışmasını okuyordum. Bilmediğim bir şeyi öğrendim. Bitlis'teki bir tarikat lideri, şeyh, Sünni bir tarikatın lideri, sokakta Hristiyanlar benim yüzümü görür, onun için zarara uğrarım diye yüzlerini kapatıp geziyormuş. O denli nefret ediyorlar. Yani hiçbir biçimde Hristiyanların kendileriyle eşit olmasını istemedi Müslümanlar. 1838 Tanzimat Reformu, 1856 Islahat Reformu. Bunlar yukarıdan devletin zorla dayattığı ıslahat reformlarıdır. Eşitlik yapmak amacıyla yapıldı. Yani eşit sayalım bunları kanun önünde diye. Ve Anadolu'da birçok yerde, Suriye'de, Suudi Arabistan'da, o zaman Osmanlı topraklarında Müslümanlar siz bizi nasıl Hristiyanlarla eşit sayarsınız diye isyan ettiler ve Hristiyan katliamı yaptılar. Cevdet Paşa vardır. Çok meşhur bir Osmanlı tarihçisidir. Hristiyanlarla Müslümanların ilan edildiği o gün Müslümanlar kan ağladı der. Ve hiçbir biçimde Müslüman topluluk kendilerini Hristiyanlarla eşit ve eşdeğer bir arada görmek istemedi. Bugün ben bunu bugünümüze de getirmek isterim. Bu Müslüman hoşgörüsüzlüğü ciddi bir biçimde Türk milliyetçiliğiyle de birleşerek Türk hoşgörüsüzlüğüne dönüşmüştür. Yani şunu ben çok rahat söyleyebilirim. Eğer bugün Türklerin çoğunluğu Kürtlerle bir arada eşit ve birlikte yaşama hoşgörüsüne, yani o vatandaşlık anlayışına sahip olmuş olsa bugünkü problemlerimizin çok önemli bir kısmı halledilmiştir diyebiliriz. Asıl problem bu dini hoşgörüsüzlüğün giderek kendisini seküler milliyetçi bir kimlikle birlikte günümüzde devam ettiriyor olmasıdır. En büyük problemlerden biri bu. Peki yani acaba Jön Türklerle birlikte mi bu Türk hoşgörüsüzlüğü gelişti, yoksa bu Orta Asya'dan gelen bir kültür mü? Mesela düşün, bir insanları linç etme. Mesela Orta Asya'da biliyorsunuz Türkler kıraç yerlerde yaşıyorlardı. Genellikle gidip Çinlilerin topraklarını, yani hasat zamanında buğdayları veya ürettikleri şeylere el koyuyorlardı ve toplu halde hareket ediyorlardı. Yani 50-60-70 tane atlı, iyi at kullanan, iyi ok kullanan gidiyorlardı. Onları talan edip getiriyordu. Bu yıllarca bir kültür oluşturuyor. Şimdi mesela diyelim baktığımız zaman bile, diyelim ki bir yerde birisine işte bu Kürttür, bu bölücüdür falan de bir kişi vurdu mu o diğerleri hepsi geliyor linç ediyor. Mesela bunu Kürtlerle karşılaştırsan Kürtlerde pek olmuyor. Birisine vurursan o diğeri gelir, ya niye vuruyorsun veya ayağa girmeye çalışır. Bu biraz Orta Asya'dan gelen bir kültür değil mi size göre? Değil. Genellikle soykırım çalışmalarında bu senin tablosunu çizdiğin essentialist dediğimiz özcü,
yaklaşımları pek beğenmeyiz. Yanlış buluruz. İşte Almanlar evet. için denir ki işte Almanlar Orta Çağ'dan beri, Protestanlığın çıkmasından beri antisemitizdi. Bunlar zaten her zaman katildi. Yani öz olarak bir grubun öz olarak toleranssız, düşman, kötü bir kültüre sahip oldukları tezi yanlış ve kötü bir düşüncedir aslında. Batılılar da der ki ya bu Kürtler, Türkler bunlar barbar millettir. Bunlar sadece öldürmekten anlarlar. Doğru değil. Kültür denilen yani bu hoşgörüsüzlük dediğimiz şey bir sosyolojik süreç içerisinde kendisini şekiller ve bu değişebilir de, değişir de zamanla. Şimdi asıl problem Müslüman hoşgörüsüzlüğü diye bahsettiğimiz kültürün kendisinin hangi başka faktörlerle birleşerek şiddete dönüştüğünü anlayabilmektir. Yoksa eğer söylediğin çerçeve için genelleştirmek için söyleyeyim, insanoğlu ilk ayakları üzerine dikildiği andan itibaren gruplar halinde yaşayıp kendi grubunu koruyup bilip kendi grubu dışındakini öldürmeyi bir anlayış olarak hayata geçirdi. Onun için de ben herkesi işte Türkler zaten böyledir, Kürtler zaten şöyledir gibi kültürelist veya essentialist özcü yaklaşımlardan uzak durmaya çağırırım. Ancak ve ancak çok verili koşullarda birçok faktörün bir araya gelmesiyle büyük cinayetler işlenir. Yani şöyle bir genel tespit söyleyeyim, alanımızda egemen olan cinayet veya toplu katliamlar bir kültürel karakterin ürünü olarak değil, belli koşulların insanların davranışlarını etkilemesi nedeniyle oluşur ve gündeme gelir. Ama kültürün de bir etkisi vardır mutlaka. Hiç yoktur diyemeyiz. Kültür değişken bir faktör olarak devrededir. Daha anlaşılması için şöyle bir örnek vereyim. Almanya'nın yani Yahudi soykırımının en önemli özelliği nedir? Antisemit ideolojiye sahip olması. Rasist ideoloji. Antisemitizm olmazsa Holokaust olmazdı. Peki Fransa'da antisemitizm Almanya'dan daha çoktu. Evet. İngiltere'de antisemitizm vardı. İtalya'da da vardı. Niye peki Holokaust Nazi Almanya'sında oldu da Fransa'da olmadı? Niye orada olmadı? İspanya'da da vardı. Niye İspanya'da 1492'de oldu da 1940'larda olmadı? Yani genel bir kültürel özelliği ana açıklayıcı olarak kullanmanın tehlikeli boyutu var. Biz buna şunu diyoruz alanımızda. Bu bir kültürel atmosfer olarak nefes aldığın hava itibarıyla yapman gereken eylemi kolaylaştırıyor. Yani evet. Sen sonuçta böyle bir hoşgörüsüz bir kültürel anlayışa sahipsen o grubun imhası karşısında en azından tarafsız kalıyorsun. Dolayısıyla antisemitizmde, Müslüman hoşgörüsüzlüğü de bu anlamda antisemitizme benzetebiliriz. Arka plan bilgisini, arka plan gerekçesini yaratır diyebiliriz. Ama tek başına açıklayıcı olamaz asla. Tamam, zaman zaman buna benzer konular daha oralara gelebiliriz. Şimdi 24 Nisan 1915. Ermeniler için ne anlama geliyor? Çok önemli bir gün. Bir tek Ermeniler için değil, insan haklarına saygı duyan, İnsanların toptan imha edilmesini doğru bulmayan herkes için çok anlamlı bir gün. Tıpkı Almanya'da Kristallnacht neyse. 24 Nisan 1915'te İstanbul'da 200'e yakın aydın tutuklandı. Bu aydınlar daha sonra Çankırı ve Ayaş cezaevlerine sürüldüler. Bu aydınların sayısı daha sonra arttı. İstanbul'dan çok fazla aydın daha eklendi buna. Ve aynı tarihte bir tek İstanbul'da değil, Anadolu'nun her kasabasında toplumun, Ermeni cemaatinin önde gelen aydınları,
eşrafından ileri gelen insanları toplandılar, cezaevlerine kondular. Ya cezaevinde işkencelerle öldürüldüler ya cezaevinden çıkartılarak yolda katledildiler. Bu nedenle 24 Nisan tarihinin soykırımın sembolik başlangıç tarihi olduğunu kabul ederiz. Evet. Peki siz kitabınızda Teşkilat-ı Mahsusa, yani bu meşhur Osmanlı casus teşkilatı ve bunun üyelerinden biri de Bahattin Çakır. Bir de diyorsunuz ki Balkan yenilgisinden sonra binlerce göçmen Anadolu'ya getirildi ve bunlar işte Kars, Erzurum, Van, Kürtlerin ve Ermenilerin oturduğu yerlere yerleştirildi. Bir de Kafkaslarda yenilgi yaşandı. Kafkaslardaki göçmenler de getirildi. Ve bu göçmenler gerek Balkan göçmenleri gerekse Kafkas göçmenleri orada bir savaşı yaşadıkları için Hristiyanlara karşı içleri öfke doludur. Bir de Osmanlılar döneminde tutuklu olan binlerce işte idam mahkumu veya ağır cezalar almış, bunlar diyorsunuz bırakılmışlar. Teşkilat-ı Mahsusa, Hamidiye alayları, cezaevlerinden çıkarılanlar Balkan ve Kafkaslardan getirilip yerleştirilen içi kin dolu göçmenlerle bu katliam arasındaki ilişkiyi anlatmaya çalışıyorsunuz. Bunu bize izah eder misiniz? Balkan Savaşı'ndan sonra İttihat ve Terakki yöneticileri İstanbul'da uzun toplantılar yaptılar. Bunu kendi hatıralarından biliyoruz. Ana soruları şuydu. Biz Balkanları kaybettik. Anadolu'da da 2 milyonun üzerinde Rum var. Ve işte yine 2 milyon civarında Hristiyan var. Bundan sonra Anadolu'yu bizden alacaklar elimizden. O halde bu Hristiyanlardan nasıl kurtulmamız gerekir? İşte Anadolu'nun homojenleştirilmesi planı, programı denilen bir programın 1913'ün sonlarına doğru hazırlandığını tahmin ediyoruz bu görüşmelerde. Ve bu sırada da Teşkilat-ı Mahsusa dediğimiz paramiliter bir örgütü kurarlar. Yani bugünkü JTM'e mi benziyor? JTM'den daha büyük. JTM'in çünkü büyük kuvvetleri yok. Teşkilat-ı Mahsusa'nın toplam ne kadar paramiliter kuvvet bu. JTM'in de ötesinde. İlk önce Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı, Milli Savunma Bakanlığı'nın bünyesinde kurulan bir örgüt. Daha sonra partinin bünyesine geçiriliyor. Bazı hatıralarda bu üye sayısının Birinci Cihan Harbi yıllarında Teşkilat-ı Mahsusa'nın 30 binin 40 binin üzerinde olduğu söyleniyor. Yani bunların elinde birlikler var benzetmeyi yapmak için. Bunlar çünkü İstanbul'da topluca eğitiliyorlar, eğitildikten sonra bölgelere yollanıyorlar. Bunların özel askeri elbiseleri var. Yani resmi üniformalı bu insanlar. Kahverengi bir takım elbiseler giyiyorlar. Resimleri falan da var çekilmiş bu birliklerin. Şimdi bu birlikleri oluşturdukları zaman ilk önce Ege bölgesinden Yunanlıları sürmede kullanıyorlar bu birlikleri. Birliklerin üç önemli kaynağı var. Birinci kaynak demin senin de özetlediğin gibi Balkanlardan gelen göçmenler ve Kafkaslardan gelen. İşte İttihat Terakki Sekreteri Mithat Şükrü'nün bölgelere yazdığı emirler var. İşte içi öfke dolu genç, nefret dolu gençleri bulun bize, işte Çerkez gençlerini bulun, Balkan gençlerini bulun, Bosnalıları bulun diye. Birincisi İstanbul'a gelmiş, daha sonra başka yerlere yerleştirilmiş Kafkas ve Balkan muhacirlerinden birlikler oluşturulur. Bunlar İstanbul'a çağrılırlar. Bunların hepsinin kaydı kuydu var Osmanlı arşivlerinde. İstanbul'a çağrılırlar, eğitilirler, kendilerine kıyafet ve silah verilir ve daha sonra görev yerlerine yollanırlar. İkinci önemli kaynağı Kürt aşiretleridir. Hamidiye aşiretleri diye bilinir. Şimdi Hamidiye alayları biliyorsunuz 1894'te kurulur. Daha geçmişte, geç vakit 92'de kurulur. Fakat Hamidiye alaylarının ortadan kaldırılması hem İttihatçıların hem taşnakların istediği bir şeydi. 1908 devrimi sırasında söz vermişlerdi
Amidiye birliklerini dağıtacağız diye dağıtmadılar. 1911'de isim değişikliğiyle bu birlikler devam etti, varlıklarını sürdürdüler. Teşkilat-ı Mahsusa'nın önemli ikinci ayağı bu Hamidiye alaylarından 1911'de şekil değiştiren yeni birlikleriydi. Üçüncü ayakta hapishaneden katiller serbest bırakıldılar. 1914'ün Ağustos'u itibarıyla başlandı ve bunlardan da birlikler oluşturularak bölgelere yollandı. Ermenilerin imhası esas olarak bu teşkilat-ı mahsusa birlikleri tarafından yapıldı. Ama şunu ekleyeyim, bugün elimizde Ermenilerin ne kadarı bu birliklerce öldürüldü konusunda bir bilgimiz yok. Şunu söylemek zorundayım. Aslında katliama bu birliklerin ötesinde sivil halk doğrudan katılmıştır. Yani hiçbir biçimde bu teşkilatı mahsusa birlikleriyle alakası olmayan sivil halk, aşiretler, Gaza getirilen sivil halk, Gaza. Yani teşkilat-ı mahsusa mesela işte teşkilat-ı mahsusa olsun, imamlar olsun, vaizler olsun, padişahın fetvası olsun, bir milleti gaza getirme denilen olay var. İşte o önemli bir tartışma, gaza gelmeye çok hazır bir millet var. Evet, olabilir. Yani bence şöyle ileri, yani bu tartışma açısından önemli bir husustur. Şöyle söyleyebilirim. Yerel halk kandırılmaktan çok daha fazla, merkezi hükümetten çok daha özverili ve inançlı olarak katliamlara katıldılar. İşte bak şimdi şöyle şunun altını çizeyim Selim, bu çok önemli. Bizde, yani Türklerde de Kürtlerde de şöyle bir, hele biz sol gelenekten geldiğimiz için bizde de biliyorsun şöyle bir anlayış vardır. Halkımız iyidir, halkımız çok iyidir, halkımız güzeldir. Aslında devrimcidir. Kendisine doğruyu anlatsan doğruyu bilir. Ama o o başımızdakiler yok mu, o başımızdakiler? Evet. Hayır, hayır, böyle değil, böyle değil. Alandaki insan, yani bu koruyanı da var, öldüreni de var. Şunu açık söyleyebiliriz. Eğer o insanlar, sivil halk, gönüllü olarak bu sürece katılmamış olsalardı bu denli büyük bir katliam gerçekleşmezdi. Yok, ben şunu demek istiyorum. Şöyle, şimdi elbette bir katliam devlet karar verdiği anda bir gaz var. Bir de küçüklükten beri bize verilen, ya devletin vatandaşına verdiği bir anlayış var. Demin siz anlattınız. Yani gavur İşte penceresini Müslüman mahallesine doğru çevirmeyecek. Niye çevirmeyecek? Ola ki Müslümanın karısına bakar pencereden. Gavurun şapkası ayrı olacak. İşte biraz daha aşağı olacak. Zaten kafirdir. Zaten peygamberi inkar ediyor. Zaten Kur'an'ı ikna ediyor. Zaten yani süre içerisinde katli vacip hale gelmiştir. Son gaz onu götürür yani. Çok doğru bir noktayı söylüyorsun. Yani bu kültürün, evet, varlığını gösteriyor işte Müslüman hoşgörüsüzlüğü. Ama şöyle bir çarpıcı örnekle konuyu açıklayayım. Örneğin Süryaniler için merkezi hükümet imha kararı almamıştır. Şimdi ben bu kitapta da yayınladım. En azından 4-5 tane Osmanlı belgesi var. Merkezi hükümet yolluyor, telgraf yolluyor bölgelere. Sakın Süryanileri sürmeyin diyor. Süryaniler bu kararın içinde değildirler diyor. Ermenileri süreceksiniz sadece diyor. Buna rağmen Süryaniler de imha ediliyor. Merkezi hükümetin canına minnet karışmıyor. Ama sonuçta şunu anlatmak istiyorum. Kitlesel katliamlar için bazı durumlarda İlle merkezden biz böyle bir emir aldık gibi bir emirin gitmesine gerek de yok. Bakın Amerika'daki Kızılderililer, Avustralya'daki aborijin dediğimiz yerliler, bunların öldürülmeleri sürecinde de alandaki gönüllüler bu işi yaptılar. Süryanilerin öldürülmesinde de merkezden giden emir değil, oradaki yerel Türk yöneticileri, oradaki yerel askerler, oradaki yerel Kürt aşiretleri doğrudan. Hangi dönemdeki Süryanileri kastediyorsunuz? Bedirhan Bey dönemi mi? Yok yok, 1915. 1915-16.
2016'dakini ve iki önemli neden var. Onları da biliyoruz. Ya birisini demin sen söyledin. Din hakikaten çok büyük bir faktör. Önemli bir motif. Bir sürü cahil var. Ben bir gavur öldürürsem cennete giderim diye düşünüyor. Şunu da eklemek gerekiyor. Birçok Kürt, birçok Müslüman Ermeni hayatı da kurtarıyor. Ama onlar da bunu Müslüman oldukları için yapıyorlar. O dine inandıkları için. Yani dinin kendisini şöyle iyidir, kötüdür diye değerlendirmekten çok onu kendi eylemi için insanların nasıl yorumladığına bakmamız gerekiyor. Birincisi bu dini hoşgörüsüzlüktü. Gavur öldürüyoruz diye bakıldı. İkincisi talan, mal. Mal, mülk hırsı çok daha önemliydi. Yani anılar var. Öldürüldüğü alana kadınlar bile saldırarak, daha ölmemiş insanları yerde can çekişenlerin üstünden elbiseleri soyarak alıyorlar. Evet, yani, o mal şeyine geleceğiz. O var, onu ben sorarım. Şimdi siz kitapta daha çok, yani en çok kullandığınız kelimelerden veya belki kitabınızın ana amacı diyorsunuz ki yüzleşmek. Herkes veya bugün Türk toplumu veya Türk devleti veya Kürtler kendi kendileriyle bir yüzleşsinler. Siz bu yüzleşmeyi, yani veya bu kelimeyle neyi anlatmak istiyorsunuz? Çok basit. Tarihte işlenmiş bir suçla yüzleşmezseniz bugünkü sorunlarınızı çözemezsiniz. Ben bunu 1991-92'de konu üzerine ilk çalışmaya başladığımda o kitabımın ön sözünde yazmıştım. Ve bugün hala onu yüksek sesle söylüyorum. Bugün Türkiye'de bir Kürt problemi, aslında biliyorsunuz Kürt problemi diye bir problem yok. Ortadaki problem Türk problemidir. Yani Türkler sonuçta Kürtlerle bir arada yaşamayı, eşit ve eşdeğer olmayı kabul etmedikleri için bu zorluk ortaya çıkıyor. Eğer tarihimizle yüzleşmiş olsaydık, bugün Kürt problemini bu boyutuyla yaşamıyor olurdu bu ülke. Çünkü eğer bir acıyla, bir katliamla yüzleşmez ve inkar ederseniz, o potansiyel olarak aynı suçu tekrar edeceğiniz anlamına gelir. Her inkar potansiyel bir yeni suç işlemenin göstergesidir. Türkiye eğer insan haklarına saygılı bir rejim kurmak istiyorsa, demokratik bir rejim kurmak istiyorsa, bölgede komşularıyla huzur içerisinde dengeli bir toplumsal ilişki kurmak istiyorsa tarihle yüzleşmek zorunda. Şimdi bunu Kürtler benden daha iyi bilirler. Ben de Suriye'de, başka yerlerde bulundum. Orada Arap'ı da, Kürt'ü de, yani bölgenin insanı Türklere tarihin gözüyle bakıyorlar. Bir Kürt için Suriye'de, bir Arap için Suriye'de, bir Hristiyan için Türk hala 1915'te yaptığını inkar eden ve muhtemelen aynı suçu işleme potansiyeline sahip birisidir. Çünkü sürekli inkar etmekteyiz onu. Eğer bunun üzerine açık olarak konuşur, bu kabul edersek, o zaman Türklerden ve Türkiye'den duyulan o derin kuşkuyu ortadan kaldırabilirsiniz. Barışı ve huzuru ancak güvenle temin edebilirsiniz. Güveni temin edebilmenizin içinde diğerinin sizin samimi olduğunuzu, yaptığınız ve işlediğiniz suçlar hakkında samimi bir biçimde kabul ettiğinizi görmeniz gerekiyor. Bakın insan ilişkilerinde de öyle değil midir? İki arkadaş arasında bir kötülük olmuşsa, bir şey yaşanmışsa, ötekinden yaptığını, hatasını kabul etmesini beklersiniz ki yeniden ilişki kurabilin. Evet. Yani tarihle yüzleşmek demokratik bir gelecek için olmazsa olmaz bir koşuldur. Aksi takdirde yeni katliamlar kaçınılmazdır. Türkiye'de şu anda hala da katliamları yaşıyor olmamızın en temel nedeni budur. Aynı zihniyet devam ediyor çünkü. Peki Ermeni reformu, yani siz anlatmaya çalışmışsınız, Ermeni reformu ne demektir ve bu reformun jenositle ne gibi bir ilişkisi vardır?
Bana göre doğrudan ilişkisi var. Ermeni reformu demek ilk defa bu kelime zaten 1878 Berlin anlaşması ile ortaya çıktı. İki temel ayağı var. Birisi toprak ayağı, yani toprak reformu yapılması öngörülüyor. İkinci önemli nedeni ise eşitlik sağlanması. Ermeni reformundan kastedilen bir vatandaşlık hakkı verilecek. Her düzeyde eşit sayılacak. İki, Ermeni nüfusunun oranına göre illerde ve ilçelerde Ermeniler idari teşkilata katılacaklar. Yönetime katılacaklar. Şimdi bu konuda yapılmış çok ciddi çalışmalar vardır 19. yüzyılda. Diyelim ki Hristiyanların Osmanlı toplumundaki oranı %30'dur. Peki Osmanlı polisinde, Osmanlı idare yapısında, bürokrasisinde genel olarak Hristiyanların oranı nedir? %1, %2'dir. Yani eşitsiz bir yapı vardır. Hiçbir biçimde dahil edilmezler. İki sınıflı vatandaş, onun için onu söyledim ben. Çift eşitsizlik üzerine dayanır diye. Ermeni reformuyla hedeflenen polis, jandarma dahil, güvenlik kuvvetleri dahil, il idare meclisleri, il yönetim kurulları dahil ve idari mevkiler dahil Ermenilerin nüfus oranına göre eşit bir biçimde paylaşılacaktı. Örneğin ilk reform taslağı 1895 yılında hazırlanır. Bu 95 Mayıs taslağına göre vali Müslüman olacaksa vali yardımcısı Hristiyan olacaktır. Kaymakam eğer Ermeni çoğunluktaysa o kasabada kaymakam Ermeni olacaksa kaymakamın yardımcısı Müslüman olacaktır diye ayrıntılı program hazırlarlar. İlintisi şudur, Osmanlı hiçbir zaman bu reformu yapmak istemedi. Bakın, yani tarihler bile çarpıcıdır. 1895 Mayıs'ıdır, büyük devletler reform önerisini verirler. Bu bir protesto notu biçiminde verilir Osmanlı hükümetine. Ve Osmanlı hükümeti bu öneriyi kabul etmez, oyalar ve en sonunda zorunlu olarak Ermeniler gösteriler yaparlar ve 1 Ekim 1895'te Abdülhamit reform önerisini kabul ettiğini söyler. Hiçbir biçimde gerçekleştirmek istemediği için de 1895-97 yılındaki katliamlar gerçekleşir. Yani o reformları yapmak istemedikleri için o katliamları yaptılar. 1914'te de durum farklı olmadı. Ermeni Reform Anlaşması Şubat 1914'te imzalandı Rusya ile. Bu anlaşmaya göre bugünkü işte kiminin Batı Ermenistan'ı, kiminin Kürdistan, işte bizim bugün Doğu Anadolu dediğimiz bölge iki önemli vilayete bölünecekti. Ve her iki vilayette de otonom yönetim gündeme gelecekti ve buraya dışarıdan valiler atanacak. Nitekim atandı da bir Norveç, bir Hollandalı vali geldi, göreve başladılar. İl idare yapıları buna göre değiştirecekti ve Osmanlılar hiçbir zaman imzaladıkları bir reform anlaşmasını kabul etmediler. Bir tek ülke onları destekliyordu bu reform konusunda, Almanya. Onun için de savaşa Almanya yanında girdiler. Ve savaşa girdikleri an yaptıkları ilk iş reform anlaşmasını ortadan kaldırmak oldu. Reformla soykırım arasındaki ilintiyi ben söylemiyorum. Bunu Talat Paşa'nın kendisi yazdı. Kitabımda da ben o belgeyi kullandım. Galiba tarihi 26 Mayıs 1915 olacak. Sadrazam makamına yazdığı uzun bir mektupta Ermeni reform meselesi denen meseleyi büyük devletler başımıza iş olarak çıkarttılar. Bunun yüzünden iç işlerimize müdahale ediyorlar. Biz bu müdahalenin imkanlarını ortadan kaldırmak için bu Ermenilerin meselesini kökten halletmeliyiz diye yazdı ve onun için de reformu yapmamak, Ermenilere bu hakları vermemek için katliamları organize ettiler. Peki bugün, yani bugün bu güncelleştirirsek, bugün diyelim ki HDP'nin istediği talepler bir nevi Ermeni reformları gibi kabul edersek, yani bu hükümet ve gelecek olan hükümet
bu yüzden bile yani hani Kürtlerle Türkler eşit olsun reformunu istemek bile onları katliamla karşı karşıya getirebilir mi? Teorik olarak evet. Evet. Peki. Yani şöyle bitireyim. Bu çok önemli bir husus söyledin Selim. Türkiye Cumhuriyeti Devleti 1923'te Anadolu'daki %30 Hristiyan'ın yok edilmesi üzerine kuruldu. Gerçekliğimiz bu. Evet. %30 Hristiyan vardı. Bu cumhuriyet homojenleştirildi ve ortadan kalktı. Hristiyanlar kalktı. Peki. Evet, var şimdi oraya Bahçeli gelin. Ne diyor? Bak Bahçeli ne diyor? Bahçeli ve Erdoğan 1921 anayasasını esas alacağız dediler. Ve kurucu felsefesine göre yeni bir cumhuriyet kuracağız dediler. Bana göre nasıl ki cumhuriyet %30 Hristiyan'ın yokluğu üzerine bir proje olarak geliştirildi, Bahçeli ve Erdoğan ekibi kısmi muhalefet desteğiyle de ikinci büyük homojenleştirme dalgasını yaşıyorlar. Bugün Türkiye'deki Kürtsüz ve Alevisiz esas olarak Türk Sünni çoğunluklu onların belirlediği bir cumhuriyet yeniden kurma fikri bence büyük bir proje olarak bize dayatılmaktadır. Bu bakımdan evet. Böyle bir tehlikeden söz ediyorum ben. Peki, Osmanlı'nın Balkan yenilgisi, Jön Türklerin şaha kalkan Türkçülüğü, Turan ülkesi hayalleri ile Ege'deki temizlik arasında bir bağ var mı? Veya Ege'de biliyorsun Rumlar neredeyse yer yer çoğunluktaydılar çoğu yerlerde. Bunlar mesela hangi amaçla ve neden temizlendiler? Daha önce de söyledim. Balkan yenilgisiyle birlikte İttihat ve Terakki yönetimi Hristiyanlarla artık Anadolu'da bir arada yaşanamayacağını düşündüler. Ve onun için Anadolu'dan Hristiyanların sürülmesi projesine ve programına sahip oldular. Ve o zamana kadar sakladıkları Türkçülük zincirlerinden boşandı. Bunu kendileri de söylüyorlar zaten. Şimdi büyük imparatorlukları yöneten gruplarda bir problem vardı. Ruslarda bu problem vardı. Avusturya ile Macaristan'da bu problem vardı. Osmanlı'da bu problem vardı. Türkler yönetiyor ama yöneten Türk Türk olduğunu söyleyemiyor çünkü herkes Osmanlı. Ve bu artık zincirlerinden koparak Türk olduklarını 1913 ile birlikte radikal biçimde söylemeye başladılar ve kendilerine güvenli topluluk Orta Asya'daki Türk topluluklarını aramaya başladılar. Bu bir bütünlüklü bir projeydi. Yalnız Ermeni soykırımında bu dışa yayılmacı politikalar ne kadar belirleyici oldu olmadı akademisyenler arasında ciddi bir tartışma konusudur. Yani hakikaten Birinci Cihan Harbi'nde askeri stratejilerini Orta Doğu'ya, Orta Asya'ya açılmaya yönelik yaptılar mı, yapmadılar mı tartışıyor bunu akademisyenler. Ama bir tek 1918'de biliyoruz ki çok açık bir biçimde İslam ordusuyla Azerbaycan'a doğru gitmek ve aradaki Ermenileri ortadan kaldırmak gibi bir projeye sahip oldular. Yani Hristiyanlardan kurtulmak ve pan-Turanizm ve pan-İslamizm bir ideolojik ideal olarak, Turan bir mefhum olarak kurulacak bütün Türklerin birlikteliği iddiatçılarda var idi ve Birinci Cihan Harbi'nde bunu yapmaya çalıştılar. Evet. Peki mesela yani resmi Türk devletinin politikası der ki Ermeniler bizim sadık vatandaşlarımızdı. Sonra Ruslar onları kışkırttılar. Arkadan bizi vurdular, köylerimizi katlettiler, Müslümanları katlettiler. Biz de tehlikelidir diye, yani savaş zamanıdır, arkadan bizi vurmaya devam edecekler. Biz çok nazikçe onları Suriye'ye sürdük diyorlar. Katliama dair kesinlikle ortalıkta bir belge yoktur diyorlar. İsterseniz arşivleri açalım, herkes gelsin araştırma yapsın diyor. Fakat siz ise kitapta nihai
demin anlattınız yani süre içerisinde katliamların olduğunu ama nihai olarak 13 Mart 1915 tarihinde katliamın emrinin verildiğini yani imha eden emrinin verildiğini söylüyorsunuz. Belgeleriniz var mı? Bize mesela belgelerle veya izleyicileri ikna edebilir misiniz? Çok teşekkür ederim bu soruyu sorduğun için. Çünkü hakikaten resmi Türk tezi yıllarca, efendim herhangi bir resmi belge yok. Siz Osmanlı hükümetinin Ermenileri imha ettiğine ilişkin bir belgeyi bize gösteremezsiniz diyorlardı. Ve bu konuda ortalıkta bir belge grubu vardı. Bu Andonyon tarafından, Andonyon isimli bir Ermeni tarafından yayınlanmış belgelerdi. Talat Paşa'nın ölüm emirleridir bunlar. Bunu 1921'de Andonyon bir kitap olarak yayınlamıştı. Ve bunların da sahte olduğunu gösteriyor, iddia ediyorlardı Türk yöneticileri. Ben 2018'de çıkarttığım bir kitapla bu belgelerin sahte olmadığını, Talat Paşa'nın bu belgelerinin sahte olmadığını gösterdim. Bu bir. Yani birinci grup imhaya ilişkin emirler Talat Paşa'nın telgraflarıdır. Andonyon adlı Ermeni'nin kitabında yayınladığı belgeler orijinaldir. Kitabımda bunun hikayesi var, nasıl olduğuna ilişkin. İkinci önemli belge grubu şu. Şu anda Osmanlı arşivinde giden herkesin bulabileceği bir belge var. Birkaç tane belge var. Bir tane belge 1 Aralık 1914 tarihlidir. Telgrafı çeken Erzurum Teşkilatı Mahsusa görevlilerinden aynı zamanda vali Tahsin'dir ve der ki Erzurum Merkezi Umumi yani Erzurum'daki Teşkilat-ı Mahsusa'nın Merkez Komitesi olarak toplandık. Van ve Bitlis civarındaki Ermenilerin imha kararını aldık. Aynen imha kelimesi mi kullanıyor? Aynen imha kelimesi kullanıyor. Peki Türk Dil Kurumu'na göre imha ne anlama geliyor? Yani insanlar için mi hayvanlar için mi kullanılıyor? Artık onu sözlüğe bakarak herkes bilir imha. Bir tek bu belgede değil. Daha sonra ben kitapta da koydum o belgeleri. 1915'in Şubat, Mart, Nisan aylarında da valiler açıktan katl, öldürme, imha, yok etme kelimelerini doğrudan kullanırlar. Yani arşiv müdürlüğüne teşekkür ediyorum ki bu belgeleri arşive koydular. Demin sözünü ettiğiniz belgede Bahattin Şakir'e ait bir mektuptur. Andonyo'nun yayınladığı bir mektuptur. O mektubun da sahte olduğunu söylüyorlardı. Bu 3 Mart 1915 tarihli mektup. Ben o belgenin altındaki Bahattin Şakir imzasının orijinal imza olduğunu da yine arşiv kaynaklarından çıkartarak gösterdim. Yani dolayısıyla elimizde şunu çok rahatlıkla söyleyebilirim. Holokost'tan çok daha fazla elimizde doğrudan öldürmeye ilişkin belge var. Hitler'in Yahudileri öldürün dediği bir belge elimizde yok bizim. Ama peki merkezin yani diyorsunuz mesela vali veya İttihat Terakki'nin çeşitli yerlerinin sorumlularının bu yönde yani söyledikleri veya emir verdikleri belgeleri var. Merkezin İstanbul'un yani Talat Paşa'nın, Cemal Paşa'nın, Enver Paşa'nın veya bunların üçünün veya Dahiliye Bakanı'nın somut kararları var mı veya emirleri var mı? Talat Paşa'nın telgrafları işte, söylediğim telgrafları. Direkt olarak bölgelere gönderdiği bu telgraflarda imha emrini kendisi doğrudan veriyor. Bu belgeler elimizde var ve bunlar da yayınlanmış vaziyette şu anda tarafından. Yani peki, hükümet inkara devam edebilir, edecek zaten de ama artık bundan sonra Osmanlı arşivlerinde böyle belgeler yok, sözünü edemeyecekler. Peki yani bir belki konumuzun dışında ama ben merak ediyorum. Şimdi biliyorsun bu katliamlarda Cemal Paşa'nın da rolü vardır. Ve sizin kitabınızda da çokça yerde geçiyor. Acaba bizim Hasan Cemal mesela dedesi konusunda hani yüzleşme madem ki diyoruz.
Hasan Cemal da biliyorsun şu anda ve uzun süreden beri Kürt sorununa da epeyce eğilen veya zaman zaman bastonunu alıp Kandil'e kadar giden bir insandır. Peki acaba Hasan Cemal bugüne kadar dedesiyle yüzleşti mi veya bu konuda size bir şey söyledi mi veya kamuoyuna açıklamalar yaptı mı? En azından ben dedemin yaptıklarından dolayı üzgünüm ve utanç duyuyorum. Dedem, Hasan Cemal bu bakımdan Türkiye'nin yüz akı. Çünkü hem o söylediğin sözleri Amerika'ya gelip Boston'da, Kaliforniya'da Ermenilere söylemekle kalmadı. Bir de 1915 Soykırım diye bir kitap bile yazdı. Ve o kitabında da bu dedesiyle yüzleşme kısmını, dedesine ilişkin ailede konuşulanları hepsini uzun uzun anlattı. O bakımdan zannediyorum Hasan Cemal hepimizin yüz akıdır. Vallahi ben okumamışım. Eğer yazmışsa çok çok iyi. Evet, hatta Ermenistan'a gitti, soykırım anıtına çelenk bıraktı. Kitabı Ermenice'ye çevrilince orada Yerivan'da Ermeni topluluklara konuşmalar yaptı. Yani bir torunun yapması gereken birçok şeyi yerine getirdi Hasan Cemal. O zaman yani şunu söyleyeyim, belki kitabında yazdığı bir cümleyi söyleyeyim. Hasan Cemal'in onun yani yazıldığı için, resmi olduğu için söylememde mahsur yoktur. Kitabındaki cümledir. Hrant benim kalbimi, Taner benim beynimi açtı der. Bu Ermeni soykırımı konusunda. Çok güzel. Çok güzel. Peki kitabınızın bir yerinde İstanbul ve İzmir'de yaşayan Ermenilerin sürgün edilmediğini, tabii o tutuklama 215-24 Nisan'da oralardakilerin tutuklandığını, hapishanelerde falan öldürüldüklerini biliyoruz. Ama İstanbul ve İzmir'deki Ermenilerin sürgün edilmediğini ve bunun nedenini de Almanların, Osmanlıların partnerliğinden dolayı kaynaklandığını veya söylüyorsunuz. Bundan mıdır yoksa aslında Osmanlıların asıl korktuğu işte Ermenilerin çoğunlukta yaşadığı yerde bir Ermenistan'ın kurulma korkusudur. Nasıl olsa İzmir'deki Ermenilerle İstanbul'daki Ermeniler orada Ermenistan kuramazlar. Yani Almanların baskısı mıdır veya istememeleri midir yoksa bu korkudan mı onlara karışmadılar? Elimizde yeteri kadar belge, kanıt var. İttihat ve Terakki yönetimi İstanbul'daki ve İzmir'deki bütün Ermenileri sürmek istiyor. İstanbul'dan zaten 24 Nisan'da tutukluluktan sonra sürgünlerin durduğu, İstanbul sürgünleri 1915 Kasım ayları civarında durur. O tarihe kadar 10 binin üzerinde Ermeni İstanbul'dan sürülmüştür zaten. Parça parça götürürler. Çünkü büyükelçilikler orada, bir sürü yabancı misyonlar orada. Onların gözleri önünde toplu sürgün yapmak istemiyorlar. Parça parça götürüyorlar. Ve bütün İstanbul'da boşaltmak fikrindeler Ermenilerden. Fakat Almanlar, özel bir Alman heyeti gelir. Alman heyetinin baskısıyla İstanbul'dan sürgün durdurulur. İzmir'den de tek tek gruplar halinde Ermeniler sürülmeye başlanırlar. Benim tespit ettiğim aşağı yukarı 200'ün üzerinde Ermeni sürülür İzmir'den. Zaten nüfus çok kalabalık değildir. Ama 30'lu 40'lı gruplar halinde sürülmeye başlar. 1916 yılında Alman General Liman von Sanders, Batı bölgesindeki ordulardan sorumludur. İzmir valisi Rahmi Bey'e açıktan tehdit eden bir mektup yazar. Der ki eğer oradan bir Ermeni daha sürersen geliyorum seni tutuklayıp hapse atacağım diye. Ve bu büyük tehdidi yapmadan önce de hükümetinden destek alır. Alman hükümeti de destek verir. Yani bu örnekleri şundan dolayı veriyoruz. Almanya eğer istemiş olsaydı soykırımı engelleme konusunda çok daha başarılı olabilirdi. Peki hocam, bir konuda siz gerçekten bu Ermenilerin jenosidi konusunda gerçekten Türkiye'deki resmi tarihe ışık tuttunuz, hepimizi bu konuda aydınlattınız. Fakat biz Kürtlerin durumu, mesela ben tahmini söylüyorum, yani bu 40 yıl içerisinde
Kürdistan toprakları üzerinde veya devletin deyimiyle deysek Doğu ve Güneydoğu toprakları üzerinden göç ettirilen Kürtlerin sayısı en azından 10 milyon kişidir. Yani İstanbul'a göç, Ege'ye göç, Mersin'e göç, Adana'ya göç, Almanya'ya göç, Amerika'ya göç, yani rahatlıkla 10 milyon denilebilir. Yani bunlar da artık bir inceleme zamanı değil mi? Yani bu konu üzerinde de bir artık konuşmanız gerekmez mi? Bunu bana birçok arkadaş söylüyor ama yani artık bana da emekli olma hakkı versinler. Genç bazı akademisyenlerimiz var. Hakikaten onlar bu konularda çalışıyorlar ve değerli ürünler verecekler. Ve ondan hiç bir kuşkum yok. Çok önemli bir noktadır. Hakikaten Cumhuriyet hükümetlerinin Kürtlere yönelik yaptığı uygulamalar konusunda gerçi çok çalışma var, yapılıyor. Gerçekten yapılıyor, onlar var. Yapılmasında büyük var ama herhalde ben artık o konuları doğrudan çalışan birisi olmayacağım. Bir tek ömür yetmez diyorsunuz. Yok, yani şimdi bir konuda konuşmak başka bir şeydir. Konunun uzmanı olmak başka bir şeydir. Ama şöyle bir şeyi yapıyorum, buradan onu duyurabilirim. Ben Dersim soykırımı konusunda çalışıyorum. Yani bu benim bir görevim olarak da telakki ediyorum bunu. Dersim soykırımında hayatta kalmış insanlarla sözlü tarih görüşmeleri yaptık. Onları şimdi çözümlüyoruz ve daha sonra bunları internet ortamından herkesin hizmetine sunacağız. Yani dolayısıyla Dersim soykırımı konusunda yaptığım böyle bir çalışma var. Tamam, teşekkürler. Hocam peki Almanlarla Osmanlılar biliyorsun ortaktalar. Peki bu ortakta Osmanlı İmparatorluğunu veya Jön Türkleri veya belki de Kemalistleri de yani şey tutarsa, Kemalistler hem inkar etme konusunda hem de Jön Türklere hesap vermeme konusunda bana göre onlar da yani sanıktırlar. Peki bu yani o dönemlerde, bu katliam dönemlerinde Osmanlılarla işbirliği yapan veya Jön Türklerle işbirliği halinde olan bu Almanların hiç mi kabahati yok? Var tabii. Zaten Alman parlamentosu 2015 yılında kabul ettiği bir tasarıyla kendi rollerini kabul ettiler ve özür dilediler. Almanya isteseydi bugün bu konuda çalışan bütün akademisyenler hemfikirdir. Almanya isteseydi önemli bir miktarda, yani ne kadarını önleyebilirdi spekülasyon yapamayız. Önemli bir kısmını engelleyebilirlerdi bu soykırımın ama engellemediler. Ama şunu Türkiye'de yaygın bir kanı var. Bu Türk solcularında da çok yaygındır. Kürtler arasında da yaygın. O da işte efendim emperyalistler geldi, emperyalistler yaptı bu işi. İşte Ermeni meselesinden Almanlar sorumludur. Almanlar esas olarak organize etmiştir. Hayır, altını çizerek söylemek isterim. Bu made in Turkey'dir. Yani Türk malıdır. İstanbul'da organize edilmiş, Anadolu'da hayata geçirilmiştir. Ve Almanların rolü gözlerini kapamaktan ibarettir. Çok meşhur bir örnek vardır. Onu hemen söyleyeyim iki cümleyle. Alman İstanbul Büyükelçisi Metternich 1915 Kasım'ında hükümetine res çeker. Der ki ya yeter, yani bunlar, bu Türkler bir sürü bir şeyi öldürüyorlar, Ermenileri imha ediyorlar. Ya bugüne benzetebilirsiniz, diyor ki Metternich, bunların parasını veren biz. Topunu veren biz, silahını veren biz, giysisini veren biz, her şeyini veren, desteği veren biziz. Bizden aldıkları desteklerle gitmiş Ermenileri öldürüyorlar. Hükümetimiz derhal bir tedbir almalıdır ve bu işi durdurmalıyız. Alman şansölyesi, başbakanı bu Metternich'in gelen mektubunun, telgrafının yanına bir not yazar eliyle. Der ki bizim için önemli olan Türkleri savaşta yanımızda tutmaktır. Bu sırada bazı Ermeniler ölmüş, bizi ilgilendirmez. Evet. Peki Alman devleti elinde olan belgeleri bu konuda, yani Ermeni soykırımıyla ilgili belgeleri tarihçiler ve size açmış mıdır?
fazlasıyla elimizdeki bütün bu belgeler sadece şu anda Alman arşivinde herkesin hizmetinde değil. Hatta çok değerli bir dostum Wolfgang Gust, Hamburglu bir gazeteci, bütün bu Alman önemli belgelerini hepsini internete koymuştur. Orada bu belgelerin Türkçe çevirileri de vardır. Ben de beraber çalıştım Wolfgang'la. armenosite.net adresine giderse insanlar bütün bu belgelerin Türkçelerini de İngilizcelerini de okuyabilirler. Alman belgelerine ilişkin bilinmesi gereken bir problem var. Problem değil de bir eksiklik. Alman askeri arşiv belgeleri maalesef bombalandı İkinci Dünya Savaşı'nda. Onun için de önemli bir miktarda belge elimizde değil, savaşta parçalanan, yok edildiği için. Onun dışında Dışişleri Bakanlığı'nın, yani Alman hükümetinin belgelerinin hepsi şu anda büyük kısmıyla artık elimizde. Orada bilmediğimiz bir şey yok artık. Evet. Peki yine kitabınızda imha kelimesini biraz önce siz izah ettiniz. Yani imha nasıl imha ettiler? Hani bizim bildiğimiz anlamda. Ama bu tehcir kelimesi hani herhalde Osmanlıca bir kelimedir. Bilmiyorum. Yani bugünkü Türkçe'de fazla kullanılmayan bir kelimedir. Ve Osmanlıca olsa bile çok nazik bir biçimde deniliyor ki ya işte hani savaş dönemidir. Bir ülke savaş halindeyken o bölgeden başka bir bölgeye kendi vatandaşını kaydırabilir. Yani bu tehcir çok nazikçe bir olay mıdır, çok nazikçe bir şey midir? Ve tehcir sırasında neler olmuş onu bize kısaca izah eder misiniz? Sor. Yani bütün bu Ermeni soykırımı zaten bir sürgün olarak planlandı. Yani aynı bu söylediğiniz nedenle bunun en önemli nedeni de Amerika henüz daha savaşa girmemiş. İstanbul'da ve Anadolu'nun her yerinde Amerikalılar var. Ayrıca Almanya, Türkiye'nin, Osmanlı'nın olmazsa olması parayı da silahı da her şeyi de onlardan alıyor. Dolayısıyla Almanlara ve Amerikalılara şu intibayı vermek zorundalar. Aynı demin senin söylediğin gibi savaş sırasında biz savaş bölgesindeki bir takım insanları kaldırıp başka bir yere götürüp yerleştiriyoruz. Yaptıklarını böyle gerekçelendirdiler. Hukuki olarak böyle bir kılıf buldular. Şimdi savaş bölgesinden Ermenilerin boşaltılması argümanı saçma bir argüman. Çünkü Bursa'dan da sürüyor, Muğla'dan da sürüyor, Uşak'tan da sürüyor, Ankara'dan da sürüyor, Musul'a gönderiyor. Yani savaş bölgesine gönderiyor. Zaten. Yani sürüyor mu, süründürüyor mu? Kaçı evet. Olan, yani bu sürüntüden oluyor. Batı'dan, Batı Anadolu'dan gönderdiklerini bir kısmını trenle yolluyor. Suriye'yi bir benzetmem kötü olacak, kusura bakmayın. Suriye'yi bir çöp tenekesine benzetin. Evet. O çöp tenekesinin içine boşaltıyor. Sonra bakarız orada ne olacağına diye. Batı Anadolu'dan gidenleri trenlerle daha çok oraya gönderiyorlar. Fakat Doğu Anadolu dediğimiz Kürdistan veya Batı Ermenistan'ı diye adlandırılan bölgeden sürmüyor, süründürüyor. Yani diyelim ki bir yerden bir yere direkt yol böyle gidecekse 3 ay dolandırarak götürüyor. Yollarda yok edilerek öleceklerini hesap ediyorlar. Su vermiyorlar, yiyecek vermiyorlar. Belli yerlerde Kürt aşiretleriyle ilişkiye geçiriyorlar. Aşiretleri saldırtıyorlar, yağma yaptırtıyorlar, öldürüyorlar ve Suriye'ye mümkün olduğu kadar az insanın ulaşmasını istiyorlar. Hedefleri zaten rakamlarını ben yayınladım onun, kendi belgeleridir. Suriye'ye gidecek Ermeni oradaki Müslümanın %10'unu geçmeyecek. Suriye'de ve Irak'ta 2 milyon Müslüman varsa sonuçta oraya ulaşacak Ermeni sayısı 1.8'dir Müslüman, 1.8 milyondur. %10'unu geçmeyecek. O da matematikseldir. Aşırı bir matematik hesap yapıyor. Çünkü siz böyle bir şey demişsiniz kitapta. Demişsiniz ki yani bu tehcir ve soykırım merkezde matematiksel olarak planlanmış gibi. Evet.
Yani bunu ben söylemiyorum. Bir de bu işe ilişkin bir daire kurdular. Yani aşiretlerin yerleştirilmesi, iskanı diye bir grup, komisyon var İçişleri Bakanlığı'nda. Bu komisyon bütün bu sürgün işlerinden sorumlu. Yani dinleyiciler şaşıracaklardır. Bunların içinde bir tane istatistik bürosu var. Yani istatistik ofisi kuruyor ve istatistik ofisi haftalık bazda hesap tutuyor. Ne kadar Ermeni sürüldü, ne kadar Ermeni kaldı diye. Sonuçta onu söyleyeceğim. Suriye'ye hesaplarının üstünde Ermeni ulaştığı için aşağı yukarı 800 bin Ermeni ulaşır 1915 Eylül'le. Onun için 1916'da ikinci büyük katliamı organize ederler. Onu gelecek. Oraya gelecek. Şimdi Ermenilerin malları ve mülkleri, yani Ermeniler sürüldükten sonra toprak kalıyor, ev kalıyor, altın kalıyor, davar kalıyor, inek kalıyor, kuzu kalıyor. Bu mallara nasıl el konuldu? Yani diyelim örneğin ben bir köylüyüm, bir Kürt köylüsüyüm veya ne bileyim bir Türk köylüsüyüm. Yani ben kendim öldürdüm. Ben mi köye sahip oluyorum? Yoksa önce devlet, ya bu konuda bana, ya bize bir izahat, tam bir izahat gerekiyor. Çünkü bu Ermenilerin mallarına, mülklerine el konulması olayı da önemli bir olaydır. Kitabımda o konuda bilgiler var. İlk Ermenileri boşalttığımızda ne yapacağız? Ve de bir de gittikleri yerde ne yapacağız? Bu konuda ilk kararnameyi 30 Mayıs 1915'te yayınlarlar. Daha sonra 10 Haziran'da bir başka kararname daha çıkartırlar. En sonunda da 10 Kasım 1915'te bir kanun yaparlar. Kanunun özeti şudur. Her bir bölgede, Kürt köyünün olduğu yerde de kaymakamlığa, o köy hangi kaymakamlığa bağlıysa o kaymakamlıkta bir envali metruke komisyonu kuruluyor. Komisyon kuruluyor. Komisyonun içerisine defterdardan, kaymakamlıktan başka 5-6 kişilik devlet görevlisi atanıyor, hakim. Bunların maaşları da belli. Bunların görevi şu. İki tane defter tutacaklar. Defterin birisi İstanbul için, diğerisi yerel yapı için. Oraya Ermeninin ne kadar malı, mülkü, arazisi, arsası varsa yazılacak. Kayda geçirilecek. Kayda geçtikten sonra bu mal, mülk açık artırmayla satılacak. Parası da defterdarlığa geçecek ve İstanbul'a gidecek. Şimdi bu denli planlı programlı mallara devlet el koymak istiyor. Asıl hiçbir biçimde vatandaşa bir şey vermek istemiyor. Bir tek konuda vatandaşa bir şey vermek istiyor. Eğer ki 3 ile 12 yaşı arasındaki bir Ermeni çocuğu yanına almak istersen devlet sana maaş bağlıyor. Ve bir de o çocuğun ana babasının malı mülkü sana kalıyor. Onun için de Anadolu'da birçok kasabada eşraf birbiriyle kavga ediyor. Zengin Ermeni çocuklarını yanına almak için. Çünkü öylece Ermeni çocuğun ana babasının mallarına el koyacaklar. Bu mal mülkü devlet eline almak istiyor. Şeyler ise yiyecek, tarladan elde edilen ürünler, onlar askeriye gidiyor derhal. Yani onun da şeyi var. Askeriye verilenler de kayda geçirilerek belgeyle teslim edilecek. Fakat kanunu dinleyen kim? Onun için her yerde yağma, korkunç bir biçimde ve devletle vatandaş arasında yağma yarışı var. Şimdi belki hatırlarsınız, Türk hükümetinin meşhur bir tezi vardır. Der ki aslında İttihat ve Terakki hükümeti hiçbir biçimde Ermenilere kötü muamele yapmak istemiyordu. Onun için bölgelere heyetler yolladı, mahkemeler kuruldu, kötü muamele yapanlar yargılandı. Ve işte 1639 tane mahkemede şu kadar Türk yöneticisi yargılandı derler. Hakikaten de doğru söylüyorlar. Yargılanan Türk yöneticileri var. Yani gülüyorum çünkü bunların hepsi hırsız. Devlet bakıyor ki baş edemiyor. Bölgelerde ilk önce heyet yolluyor. Heyet yolladıktan sonra onunla da baş edemiyor. Mahkemeler kuruyor ve zorla
Ermeni mallarını zimmete geçirmiş insanları yargılıyorlar. Dolayısıyla da Anadolu gerçek anlamda bir Yağma Hasan böreğine dönüyor ve bugün zaten Ermeni konusunun konuşulamaz olmasının en önemli nedenlerinden birisi de bu mal mülk meselesidir. Bir sürü Ermeni arkadaşım anlattı. Belki bizi dinleyen arkadaşlar da kendi bölgelerinden bilir o hikayeleri. Gidiyor Ermeni, işte dedesinin köyünü görmek istiyor. Dedesinin köyünde evi görmek istiyor. Ev yıkıntılı falan. Hemen oradan bir köylü gidiyor. Altını nereye gömdünüz diyor. Bir altın var, gömülmüş, onu çıkartacak. İki, ha diyor, geleceğiniz de diyor bizim bu elimizi evimizi elimizden alacağınız değil mi diyor. Yani zaten Türkiye'de de milliyetçiler çok özel bir biçimde Ermeniler gelecek ve mal mülklerini geri alacaklar diye bir korku da yayıyorlar ki bu yüzleşme gerçekleşmesin. Bence bu mal mülk meselesi işin en ciddi tarafı ve bu konuda uzunca bir kitap yazdım ben öğrencim Ümit Kurt'la birlikte. Orada hakikaten çok detaylı bilgileri de bulacak insanlar. Şöyle bir üzücü, çarpıcı bir örnek vereyim. 1918'de Osmanlı Savaşı kaybedince Ermenilerin geri dönmesine izin verirler. Hükümet kararı var. Hükümet kararına göre geri dönen Ermeni'ye malı mülkü geri verilecek. Karar bu. Hükümet kanun yapmış. Diyor ki Ermeni gelince o evde oturan Müslümanı çıkartacaksınız. O evi Ermeni'ye geri vereceksiniz. Anadolu'dan gelen raporlar var. Vatandaş Ermeni o evi almasın diye gelen Ermeni'yi öldürüyor. Evet. Şimdi şöyle diyelim, mal, mülk, koyun, inek, altın, bu diyelim yağmalandı. Ama toprak hazine malı mı oluyor, yoksa ben gittim Ermeni'yi öldürdüm tarlasını aldım mı biçiminde mi oluyor? Bunlar her biri devlet malı oluyor. Evet. Ve bir de hakikaten kitabımda bunların ayrıntılı kanuni hikayelerini de bulursunuz. Biliyorsunuz Anadolu'da bir tapu yeterli değildir. Birincisi bütün bu mallar, toprak devlete kalıyor, hazineye kalıyor. Hazinenin evet. Şimdi sen de köylüysen bilirsin, ben bizim köyden bilirim. Hazine malı olsa bile 20 yıl kullanırsan o toprağı, o toprak senin olur. Evet. Alırsın. Bu kanuni hakkındır senin. Yeter ki 20 yıllık kullan, ektiğin, biçtiğini gösterebilesin. Böyle yapıp Ermeni mallarını üstüne alan bir sürü insan var ve devlet onları da mahkemeye veriyor. Yani Ermenilerin mallarının kullanım hakkı yok. Yani ben 20 yıl o tarlayı kullandım, artık benimdir diyemiyorsunuz. Şu anda bile, şu konuştuğumuz anda bile Yargıtay'da bu konuda alınmış onlarca ve yüzlerce karar ve içtihat var. Kitap olarak yayınladılar bunları. Yani peki, devlet ve vatandaş arasında hala o Ermeninin toprağı üzerinde kavga var. Devlet benimdir, bunun senin tarafından kullanım hakkı yoktur diyor. Vatandaş, ben kullanacağım, benimdir, kullanım hakkım var diyor. İşte yani Fatih Altaylı'nın üzerine kilise kaydı bile çıkıyor işte, yani gördüğümüz gibi. Evet. Peki şimdi gelelim biz Kürtleri ilgilendiren bir meseleye. Şimdi bizim Kürtler derler ki bizim bu Ermeni katliamında hiçbir rolümüz yoktur. Çünkü derler biz bir otorite değildik. Kürt milliyetçiliği gelişmemişti. İslam'dık. Türklerden bir kısım ise veya bazı işte bu inkarcı ideologlar derler ki yani işte Kürtlerle Ermeniler birbirini öldürdüler. Yani Kürtler öldürdüler Ermenileri. Yani bunun gerçek belgelerini siz nasıl bize, yani bu konudaki görüşleriniz nedir ve kitapta nasıl izah ettiniz, onu bir objektif olarak anlatsanız. Siz zaten objektif olduğunuza inanıyorum. Bu konuda ben ayrıntılı çalışmaların yapılması gerektiğine inanıyorum. Yani henüz daha ayrıntılı çalışma yapılmış değil. Şimdi birinci önemli husus, Kürt ve Türk tanımları bugün yaptığımız. Hakikaten ben
biz bugünkü Kürtlüğümüzden, bugünkü Türklüğümüzden geçmişe bir projeksiyon yapıyoruz ve o dönemin Anadolu'daki insanını da Türk-Kürt yapıyoruz. O dönemin Anadolu'daki insanı kendisini çoğunlukla Müslüman olarak görüyor, bu bir. Yani Türk ve Kürt olarak görmüyor. Yani öldürüyorsa da ben Kürt olduğum için öldürüyorum, ben Türk olduğum için öldürüyorum değil. Ben Müslüman olduğum için bu işi yapıyorum diyor. Müslüman inancından dolayı yapıyor. İstanbul, ama Türklerle birlikte İstanbul'daki Türkler ön plandadır. İstanbul'daki Türkçü bir fikirle yapıyor. Ama Anadolu'daki katılım daha çok esas olarak dini temellidir. İnsanlar kendilerini dini kimlikleriyle tanımlarlar. İkinci önemli nokta, bence bir metot, bir anlayış farkı var. Bu anlayış farkına sahip olmayı öneririm bütün Kürtlere, Kürt arkadaşlarıma. Çünkü o da şu, bahane aramayalım. Bahaneye gerek yok. Ermenilerin çoğu Kürt bölgelerinde yaşıyorlardı ve çoğu orada öldürüldüler. Gerçek bu. Orada yaşıyordu, orada öldürüldüler. Şimdi böyle emperyalistler, İstanbul'daki Türkler olunca benim çok meşhur bir örneğim var. İngiliz kraliçesi Elizabeth, Hakkari'nin bilmem ne dağının tepesine gelip silahı Kürt'ün eline verip veya Türk'ün eline verip öldür bunu demiyor. Orada sen Allah'la, Rabbimle kendin arasındasın. Öldürebilirsin veya koruyabilirsin. Yani dolayısıyla böyle yabancı güçler, dışarılar falan gibi şeyden uzak durmak gerekiyor. Merkezi otoritemiz yoktu. Bakınız, bütün önemli kitlesel katliamlarda Amerika'da Kızılderililerin, yerlilerin öldürülmesinde, Avustralya'da aborijinlerin öldürülmelerinde merkezi otorite yoktu. Ve öldürenler de bir merkezi otoriteye sahip değillerdi. Giden göçmenler orada bu cinayetleri işlediler. Şimdi bir katılım ve öldürme var. Fakat bir konuda dikkatli olmamız lazım. Genelleme yapmaktan uzak durmamız gerekiyor. Yani hakikaten bütün öldürmeler o bölgede oldu. İnsanlar katıldılar ve öldürdüler. Gönüllü olarak katıldılar. Devlete rağmen katıldılar. Belgelerini yayınladım. Bazı bölgelerde devlete rağmen Hristiyan köylerine saldırıyor Kürt aşireti. Ve devlet yardım istiyor. Diyor ki bana askeri birlik yolla. Burada diyor Muti aşiretiyle çatışma oldu diyor. 16 tanesini biz öldürdük ama 4 aşiretten şeyi koruyor, Ermenileri korumaya çalışıyor. Çünkü kendi planı doğrultusunda öldürecek. Ama işte saldırıp 400 tane köylüyü, Ermeni'yi öldürdüler diyor. Şimdi böylesine bir aşırı gönüllü katılımın olduğu yerde bizim işin içerisinde bahane aramaktan kaçmamız gerekiyor. Fakat genelleme de yapmamamız gerekiyor. Kürtler böyledir, Türkler şöyledir değil. Aşiret aşiret, bölge bölge bakılması gerekiyor. Ermeni'yi koruyan bu konuda genç akademisyenleri arıyoruz. Onların çalışmaları gerekiyor. Hangi bölgede, hangi aşiret, hangi politikayı izleyerek bu sürece katıldı, hangisi katılmadı? Bunların hakikaten bilinip çıkartılması gerekiyor. Açık, gönüllü bir katılım var. Bu gönüllü katılım olmasaydı bu cinayetler olmazdı. Ama korumak isteyenler de var. Bunu ancak aşiret aşiret, bölge bölge çalışırsak biliriz. Resmi Türk tezini biliyoruz. Yusuf Alaçoğlu bunu çok söyledi. İşte dağda kimse yok. Hakikaten öyle. Dağlık yer. Kimse gitmiyor. Kimse de ulaşmıyor. Onun için de orada zaten Kürtler gitti öldürdüler. Kürtler yaptı. Şöyle de derler. Batı'da hiç öldü mü? Hakikaten Batı Anadolu'da Ermeni öldürülmesi yoktur. Ama yani işin sosyolojisi gereği olmasına gerek yok. Çünkü zaten çok az orada. Zaten önemli bir miktarda Ermeni yaşamıyor orada. İşte şimdi, Adana'da, Batı'da da şimdi, çok. Şimdi şeyde yok, Uşak, Kütahya, Muğla, o bölgelerde trenle yollanır. Ama bu Türklerin Ermenileri öldürmediği, Kürt bölgelerinde Ermeni öldüğü için Kürtlerin Ermenileri öldürdüğü gibi genellemelere yapılırsa ayıp ederiz. Çünkü şöyle bir şey var. Bak, Suriye'de bir tane bile doğru dürüst Kürt aşireti yok. Hadi Kürtleri suçladınız dağlardaki. Peki o Suriye'de aşağı yukarı 800 bin
Ermeni ulaştı o Suriye'ye. Evet, oraya geleceğim. O konuda bak ben kitapta çok dikkatimi çekti. Yani ben kendim için söyleyeyim. Ben daha önce sizin bir kitabınızı da okumuştum. Ermeniler konusunda da başka kitapları okudum. Fakat ben şöyle bu son kitabınızı okuyana kadar ben diyordum ki işte diyelim Erzurum'dan, Sivas'tan, işte nedir Kars'tan, Van'dan falan sürüldüler. Yolda ölen öldü. Sağ kalanlar Suriye'ye gitti mi kurtuldu diye biliyordum. Şimdi bir de o bölümü anlatır mısınız? Yani önce o çöp kutusuna götürüp koydukları Ermenileri onlar çöpten mi çıktı? Ondan sonra ne yaptılar onlara? Çünkü o zaman Osmanlılar daha Suriye'ye egemendir. Evet, orası Osmanlı. Orada bile. Ne oldu? Yani Suriye'de ne oldu? Ermeniler ne yaptılar? Oraya kadar gidenler. İlk Ermeni konvoyları bugünkü Derzor, Halep ve Derzor civarlarına 1915 Mayıs sonuyla ulaşırlar. Demin söylediğim gibi ilk başlangıçta Suriye'ye ilişkin hiçbir politikaları yoktur. Ne yapacaklarını bilmezler Suriye'ye ulaşan Ermenileri. Onun için de Halep valisi Celal sorar ya geldi bunlar ne yapacağız diye. İlk politika yerleştirmedir. Ermenileri yerleştirmeye başlarlar. Ve Ermenileri iki tür yerleştirirler. Ya yeni yerleşim yerleri yaparlar. Diyelim ki Rakka, Rasulayn veya Halep'in kenar mahalleleri. Orada yeni yerleşim yerleri kurarlar ya da kamplar oluştururlar, toplama kampları oluştururlar. O toplama kamplarına yerleştirirler. Fakat Ermeni nüfusu gelmeye devam eder ve bu nüfus beklentilerin çok ötesindedir. Anadolu'nun boşaltılması aşağı yukarı Ağustos'un ikinci yarısında tamamlanır. 1915 Ağustos'unda. Daha sonra devam eder ama küçüktür onlar, önemli değildir. Onun üzerine bütün bu soykırımları organize eden, koordine eden Şükrü Kaya'yı, ki daha sonra 1930'lu yıllarda İçişleri Bakanımız olmuştur. Şükrü Kaya'yı Suriye'ye yollarlar Ağustos sonunda. Suriye'de yeni bir toplantı yapılır Cemal Paşa'nın başkanlığında ve bakılır ki orada haftalık rakamlar da İstanbul'a gitmektedir. Ulaşan Ermeni sayısı çok çok fazla, 800 bin ve dolayısıyla orada yeniden oraya ulaşan Ermenilerin imha kararı alınır. Bu konuda ilk başta bunu ben şeyde yayınladım 2018'deki kitabımda. Naim Efendi adlı bir Osmanlı bürokratı diyor Halep'te diyor biz tartıştık diyor. Tartışanlar kim? Mustafa Abdülhalik Renda. Türkiye Cumhuriyeti'nin önemli bir bakanıdır. Maliye Bakanı olmuştur, Devlet Bakanı olmuştur. Hatta parlamento başkanı olarak bir gün Cumhurbaşkanımız bile olmuştur Mustafa Kemal öldüğü zaman. Mustafa Abdülhalik Renda önemli. Bir diğeri Abdullahat Nuri. Bu iki kişi artı başka diğer görevliler Halep'te oturur toplantı yaparlar. Nasıl öldüreceğiz diye ve öldürmeyi doğal yöntemlerle olmasına karar verirler. O kamplarda yiyecek, yiyeceksizlik, hastalık, sıcak, susuzluk gibi sebeplerle insanlar ölür. Ve daha sonra o kampları boşaltmaya başlarlar Derzor'a doğru. Ve Derzor'da en sonunda 1916 yazında 200 binin üzerinde insanı imha ederler. Şöyle bir ilginç bir bilgi vereyim. İlk önce doğa yöntemlerle öldürüleceğini, gebersin gitsinler fikri var kendilerinde ve şöyle bir sözü var Abdullahat Nuri'nin, diyor ki ya diyor bırak diyor hastalıktan öldürelim bu Ermenileri, o sırada Araplar da ölür, onları da kurtulur, onlardan da kurtuluruz. Fakat doğal ölümler çok ağır olur. O sırada İstanbul'a bir Alman hükümeti heyeti gelir. Talat bir telgraf yazar şeye, Enver'e uzun bir mektup yazar, der ki ya ben bu Almanlarla konuştum, bugüne kadar yaptıklarımızı doğru buluyorlar, yani bu gönderme işini haklı görüyorlar. Ama öyle bir intiba edindim ki bunlar savaş bittiği zaman Ermeniler geri gelsin diyecekler. Onun için bir an önce hızlandıralım. Cemal'le de haberleşelim, bu öldürme işini hızlandıralım ve hakikaten Mart ikinci yarısından itibaren fiziki imhalar başlar. Orada da daha çok
jandarmayı ve Çerkez gönüllülerini kullanırlar. Ve sonuçta Suriye'ye ulaşan 800 bin Ermeni'den, 1915 Eylül rakamıdır bu 800 bin, savaş bittiği zaman 1918'de 100 bin civarında Ermeni ya kalmıştır ya kalmamıştır. 700 bin kişi. Evet. Peki gerek İttihat Terakki döneminde gerekse Cumhuriyet döneminde yani bu Ermeni katliamını planlayan, uygulayan, faili olan, tanığı olan kimse hakkında davalar açıldı mı? Tutuklandı mı kimse? Evet, davalar açıldı. Ama o çok sınırlı bir dönemdi. 1918'de savaş sona erdiği zaman İttihat ve Terakki yönetimi düştü. Yerine yeni bir hükümet kuruldu. Ve bu yeni hükümet soruşturma komisyonları kurdu. Ve mahkemeler açtı. Zaten bu soruşturma komisyonunun topladığı belgeler ve mahkemede bir araya getirilen belgeler bugün bizlerin soykırım konusundaki en önemli kaynaklarından birisidir. Bu davalar 1919'un Şubat ayında başladı. 200'ün üzerinde insan yargılandı. 16 civarında idam kararı verildi ve 3 tane de idam yapıldı. Bunlar ama hep küçük düzeyde, alt düzeydeki memurlardı. Genellikle idam cezaları firarda olan ve yakalanamayanlar için verildi. Talat, Cemal, Enver, Bahattin Şakir, onların hepsinin hakkında idam cezası verildi. Ama kaçmışlardı. Daha sonra bu mahkemeleri niye kurdu İstanbul'daki yönetim? Bir de bir bilgi olarak da ekleyeyim. Ankara'da o zaman Ulusal Hareket, Türk Ulusal Hareketi şekilleniyor Mustafa Kemal'in önderliğinde. Onlar da bu mahkemelerden yanalar. Onlar da bu yargılamalardan yanalar. Ve İttihatçıları katil olarak tanımlıyorlar. Niçin? Çünkü Paris'te barış görüşmeleri var. Ve İngilizler ve Fransızlar Türklere çok açık belirtmişler. Eğer Paris barış görüşmelerinden olumlu sonuç elde etmek istiyorsanız İttihatçıları yargılayın. Osmanlı yöneticileri ve Ankara Kemalist hareket mümkün olduğu kadar az sayıda insanı yargılamak istiyor. İngilizler mümkün olduğu kadar çok insanın yargılanmasını istiyor. İngilizler bakıyor ki Türkler yeteri kadar insanı yargılamayacaklar. 200 civarındakini alıp Malta'ya götürüyorlar. Malta adasında sonradan yargılarız biz bunları diye. Fakat önemli değil. Türkler yargılıyorlar ve 3 kişiyi de idam ediyorlar. Ümitleri eğer idam edersek Sevr Anlaşması yerine Lozan gibi bir şey elde ederiz. Misaki milli sınırı derler ya o zaman meşhur. Evet. Erzurum Sivas kongrelerinde bunun kararı alınmıştır. Fakat mahkemelerin ve idamların işe yaramadığını ve Sevr Anlaşması'nın hayata geçeceğini gördükleri anda çok ilginçtir. Mustafa Kemal katiller demiştir İttihatçılara ve Sevr belli olacağı zaman bu vatan evlatlarının asılması durdurulmalıdır diye mektup yazar İstanbul'a. 1920 evet. Ağustos'unda. Vatan evlatlarıdırlar. Evet, yani politik nedenlerle bu yargılamaları yapmak istediler ve ama istediklerini elde edemeyince de vazgeçtiler. Meşhur 1926 kanunu vardır. Öldürülen ve hayatlarını kaybeden ve idam edilen bütün iddiatçıları Ermenilerden elde edilen mal ve mülkler verilmiştir. Kendileri de vatan kahramanı ilan edilmişlerdir zaten. Peki Cumhuriyet dönemine gelelim. Biliyorsunuz Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kurulmasıyla birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni meşru gören ilk devlet Ermenistan'dır. İlk devlet Gümrük Anlaşması'yla Ermenistan Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni kabul ediyor. Ondan sonra ikincisi Fransızlardır, üçüncüsü Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'dir. Şimdi Cumhuriyet döneminde neden yüzleşilmiyor, neden inkar edildi, hiç böyle bir şey olmamış, uzun süre konuşulmadı. Sizin ve sizin gibi bazı işte tarihçilerin bu belgeleri yayınlamasıyla
1990'lardan sonra özellikle tartışmaya başlandı ve dünyada da yavaş yavaş işte bir sürü Amerikan Senatosu, Avrupa'daki bir sürü parlamento Ermeni soykırımını kabul etti. Türkiye hala görmedim, duymadım, bilmiyorum dadır. Dünyada durum ne? Türkiye bu gözlerini kapatarak veya deve kuşu gibi kafasını kuma göre gömerek size göre nereye kadar gidebilir? Şimdi Türkiye niye inkar ediyor? 2-3 tane önemli nedeni var. Birinci en önemli nedeni bana sorarsanız, eğer soykırım demesine gerek yok Türkiye'nin, kötü bir şey olmuştur bile dese, yani olanlar kötüdür kusura bakmayın dese bile, o zaman zararı tanzim etmesi lazım. Yani tazminat ödemesi lazım. Tazminat birinci önemli problemdir Türkiye'nin soykırımı kabul etmemesinde. Yani ne, para mı verecek yoksa Ermenilerin bulunduğu köyleri mi verecek, nasıl? Yani gerçekçi olan para vermesidir. Yani evet. O görüşmeleri sonucunda belli bir miktarı, bu ille para olmak zorunda değildir. Bunun konusu uzundur. Bu sosyal yardım paketleri olabilir, ekonomik paketler olabilir. Yani bu Almanya ile İsrail arasında yapılmış bir sürü bu konuda görüşmeler ve örnekler var. Dünyada birçok örnek var. Yani sonuçta tazminat ödemek zorunda. Birinci önemli neden o. İnkarın ikinci önemli nedeni bence her ulus, Türkler de dahil, kendi ulusal kahramanlarının katil ve hırsız olduğunu kabul etmekte zorlanır. Şimdi Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni kuran İttihat ve Terakki Partisi'dir. Bu devletin kurucularının, hepsini suçlamak istemem, bu devletin kurucularının önemli bir kısmı ya doğrudan soykırıma katılmışlardır ya da o dönemde zengin olmuşlardır. Ya da onaylanmışlardır. Evet, ya çok basit bildiğimiz örnekler, demin örneğini verdim işte, Mustafa Abdülhalik Renda Cumhuriyet döneminde bakandır. Şükrü Kaya Cumhuriyet döneminde bakandır. Tevfik Rüştü Aras onlarca yıl şeyimizi yapmıştır. Dışişleri Bakanlığımızı yapmıştır. İsmet İnönü İstanbul'daki Teşkilat-ı Mahsusa Birliklerinin eğitimi ve donanımı işlerinden görevlidir. Celal Bayar Ege bölgesindeki Rumların sürülmesi ve mallarının el konulup Türkler arasında dağıtılmasından sorumludur. Yani birçok görevli insan Cumhuriyet döneminde göreve devam ettiler. Hiçbir devlet, aynı katliamı devam eden devlet, sonradan ben bunu yaptım demez. Toplum da onları kahraman olarak gördükleri için kahramanlarını hain ve hırsız olarak tanımlayamaz. En büyük kahramanları katil olarak görmek istemiyor. Evet, en büyük problemlerden biri o. Ama bunu demokrasilerde yaparsınız. Bakın Amerika'da benzeri bir problemle karşılaşıyoruz. Amerika'da Jefferson, Anderson, bunlar Amerikan prezidentleridir, başkanlarıdır ve yerlilerin öldürülmesi doğrultusunda emirler vermişlerdir. Amerikan üniversitelerinde bunlar konuşulur ve tartışılır rahatlıkla. Çünkü o toplum, o kurucu babalarıyla aralarına belli bir mesafeyi koyabilmişlerdir. Yani onun içinde toplumun konuşma rahatlığı vardır. Türkiye'nin de böyle bir konuşma rahatlığına ulaşabilmesi gerekiyor ki kurucu babalarının hangisinin ne yapıp ne yapmadığını bilebilsinler. En büyük zorluk o. Yani katil demekle zorlanıyoruz. Üçüncü en önemli sorun, ya bu insanlarda da böyledir, bireyde de. Bir sefer yalan söylediğiniz zaman ikinci sefer düzeltebilirsiniz. Ama bir yalanı 10 sefer tekrar ederseniz artık onu doğrultma şansınız yoktur. Evet. O kadar çok yalan söyledik ki 100 yıldır. Onun için yalanı söylemekten başka bir çare yok. Türkiye kafasını kuma sokarak devam ederse ne olur? Rezil olur. Yani Türkiye şu anda yapyalnız oynuyor. Ben bununla çok fazla bir yere kadar gidebileceğini tahmin etmiyorum. Ama Türkiye'de demokratikleşme, demokratik bir rejim kurulmadan da Türkiye'nin öyle çok tarihiyle yüzleşmeyeceğine de inanıyorum.
Ben aslında unuttuğum bir soru vardır. Biz Kürtlerin başına da şu anda geliyor. Daha önce Ermenilerin başına gelmiş. Siz Ermenilerin katledilmeden önce bir asimilasyon politikasından, yani Ermenilerin asimile edilmesi politikasından söz ediyorsunuz. Ermenileri nasıl asimile ediyorlardı? Öldürülmeden önce yapılmıyor. Ceza soykırımın bir parçası olarak yapılıyor. Yani soykırım sırasında, o imhalar sırasında aynı zamanda bir asimilasyon politikası da izleniyor. Zaten imha edecek, niye asimilasyon? İkisini birlikte götürüyor. Aynı şeyi Amerika'da Amerikan yerlilerine yaparlar. Aynı şeyi Avustralya'da bize de yapıyorlar. Biz Kürtleri de şu anda eğer öylesin. Şimdi şöyle, yani şunu altını çizeyim. Her asimilasyon soykırım değildir. Soykırım olmak zorunda da değildir. Eğer asimilasyon soykırımdır dersek, bugün Fransa dahil dünyanın bütün ulus devletleri, her ulus devlet asimilasyon yapar, buna soykırımdır deriz. Burada beyaz soykırım diyorlar bazıları, beyaz soykırım. Kamuda kullanılan kelimeleri bir kenara bırakalım. Şimdi asimilasyon politikası, zorunlu asimilasyon politikası, soykırım sırasında soykırımın önemli bir aracı olarak kullanıldı. Bunun nedeni Anadolu'ya çeşitli nedenleri var. Bana göre en önemli nedenlerinden bir tanesi ciddi bir biçimde nüfus eksikliğini giderme ihtiyacıydı. Şöyle bir şey söyleyeyim. Bu benim kendi tezim. Anadolu'da bir Kürt köylüsün, bir Türk köylüsün ve zaten ekini biçini kaldıracak durumda değilsin. Zaten de bu cinayet, yani bu tür işlerle alakan da yok. Senin için önemli olan tarlandaki ürünü kaldırmak. Malına sahip çıkacak birisini bulmak. Şimdi böyle bir durumda sen zaten oğlunu yollamışsın, savaşa gitmiş. Elinde iş gücü yok senin kullanabileceğin. Onun için de devlet ciddi biçimde konvoylar kasabalardan geçerken, yollardan, köylerden geçerken köylülerin ve halkın istedikleri çocukları almalarına göz yumdular. Ve hatta sistemli bir biçimde 3 yaşla 12 yaş arasındaki çocuklar Ermeni evlerine, Müslüman evlerine verildi ve onu evine alan Müslümana da maaş bağlandı. Hatta Ermeni kızlar zorla Müslüman erkeklerle evlendirildiler. Bu ciddi bir politika olarak bütün bir soykırım süresince hayata geçirildiler. Niye 3 yaşından küçükleri vermediler? Niye 12 yaşından büyükleri vermediler? Gerçi pratikte bunlar ille aynen gerçekleşmedi ama bunun da bir mantığı vardı. 12 yaşından sonrası hatırlar bunu dediler. Ermeni olduğunu unutmayabilir. Onun için 12 yaş üstü çocukları öldürdüler. 3 yaş altı bakımı zahmetlidir deyip imha ettiler. Yani asimilasyon, din değiştirme ve çocukların eğitilmesi biçiminde sistematik biçimde kullanıldı ve yapıldı. Deminki bir şeye eklemek isterim, eksik kaldı. Yüzleşme ve demokratikleşme konusunda bir şeyi herkes Türkiye'de fark etmiştir. Türkiye 2000'li yıllardan sonra ciddi bir yüzleşme sürecine girdi. Bakın, Kürt hareketi yükseldikçe özellikle Kürt şehirlerinde açıktan konuşulmaya başlandı. Anıtlar dikildi ve insanlar ne olup bittiğini konuşmaya başladı. Diyarbakır Sur'da soykırım anıtı dikildi ve hareketin yükselmesiyle Kürtlerin sivil alanda daha çok söz sahibi olmalarıyla birlikte Ermeni konusundaki konuşma da aynı oranda arttı. Yani demokratikleşme ile Kürtlerin haklarını giderek daha fazla elde etmeleriyle soykırım üzerine rahat konuşma arasındaki irtibatı görmemiz gerekiyor. Ne zamanki devlet Tayyip Erdoğan ekibi yeniden ceberrutlaştı, o zaman yeniden eski inkar politikalarına geri döndüler.
Evet. Yavaş yavaş sonra doğru gelelim. Evet. O çok uzun sürdü. Gerçekten çok aydınlatıcı bir tartışma oldu veya siz gerçekten bizi aydınlattınız. Ermeni konusu gerçekten detaylı bir konu ve bizim de bununla hesaplaşmamız lazım. Bizim de kendimizi görmemiz lazım. Bir Ermeni sözü var bir yerden mi ben okudum, bir arkadaş mı ben arkadaştan mı dinledim. Bana dedi ki o zaman Ermeniler demişler ki biz sabah kahvaltısıyız, siz öğle yemeği olacaksınız. Meşhur böyle bir şey vardır, anekdot. Şimdi ben hatırlayamıyorum. Milli aşiretinin önemli önderlerinden birisi olsa gerek. Bu bir sürü belgelerde de geçer bu anekdot. Alman belgelerinde, İngiliz belgelerinde de çünkü aktarılmıştır gözlemciler tarafından. Ermeniler öldürülüyor. Aşiret reisi suratı asık. Üzgün bir biçimde orada öldürmeyi seyrediyor. Yanına geliyor aşiretten biri diyor ki ya diyor ağam diyor niye böyle çok üzgünsün diyor. Bak işte gavurları öldürüyoruz diyor. Öldürüyoruz da diyor. Korkum odur ki bunların işi bittikten sonra bize aynısını yapacaklar. Evet. Maalesef biz bugün işte Ermenilerin yani komple nüfusu diyelim 2 milyondu en fazla saysak. Yani tehcir ve göç 2 milyon. Biz şu anda bu 40 yıl içerisinde 10 milyon sürülmüşüz. Ölüm evet. Belki Ermeniler kadar değildir. Ama 10 milyon sürülmüşüz. Bazı ulusların nüfusu kadar ve sahipsiziz. Siz hiç olmazsa Ermenilerin katliamı dünyaya duyurdunuz. Şimdi biz de bir Taner Akçam arıyoruz. Var, çok insan var, çok değerli insanlar var, çok önemli çalışmalar yapıyorlar, devam edecekler. Hakikaten önemli olan şu, onun altını çizeyim, iki husus. Bir, hakikaten kabul etmek gerekir ki Kürtler bu konuda Türklere göre çok daha ilerideler. Bugün, yani bilmiyorum herhalde, çok uzmanı olmadığım bir şey ama söyleyebilirim. Bugün dinlediğim için yani sizlerden dinlediğim için de biliyorum. Kürdistan'ın herhangi bir kasabasına, köyüne, şehrine gittiğiniz zaman hayır olmamıştır diyen bir Kürt'ü bulamazsınız. Çoğunluk evet böyle şeyler olmuştur ve bundan utanç duyuyoruz denir. Yani bu bakımdan çok daha ileridedir. Kürtler. Bu önemli bir husustur. İkinci önemli husus, eğer muzdarip olan halklar, ezilmiş, sürülmüş ve sürülmekte olan halklar birbirleriyle rekabet etmekten vazgeçip birbirlerinin acılarına sahip çıkabilirlerse ve acılarını ortak olarak dillendirebilirlerse, yani bugün Amerika'daki Ermeni Kürtlerin derdine sahip çıkıp dillendirirse, Kürtler kendilerine yapılan haksızlıkları konuşurken tarihte Ermeniler üzerine yapılanları da, Süryanilere yapılanları da konuşabilirlerse zannediyorum bu topraklarda birçok şeyi değiştirebileceğiz. Evet. Rejiden acaba önemli sorular var mı hocama? Soru varsa rejiden ekrana yansıtırsanız o kısa cevap verilebilir. Ondan sonra bitiriyoruz. Kitabı alsın arkadaşlar, kitabı okusunlar. Önemlisi o. Evet. Tamam, o zaman programı bitirelim. Hocam çok çok teşekkür ediyorum. Siz de sözlerinizi söyleyebilirsiniz. Son bitirelim. Benim son söyleyeceğim şey, herkese saygı, sevgi, selam, teşekkür ederim böyle bir programı yapmış olduğunuz için. Türkiye tarihiyle yüzleşirse ve yüzleştiği noktada ve yüzleştiği kadar geleceğini kurtaracaktır. Kürtlerin de bu konuda çok önemli katkıları olacaktır. Çünkü onlar şu anda Ermenilerin ne yaşamış olduklarını tarihte kendi kemikleriyle, kendi ilikleriyle Kürtler şu anda hissediyorlar zaten. Evet.
Değerli seyirciler, burada bu programı sona erdiriyoruz. Değerli Taner Akçam'a çok çok teşekkür ediyorum.